House of the Dragon. Kaçıncı? Sekizinci bölüm. Lord of the Tides. Herhalde bu sezonun e, her bölüme böyle başlıyor. Herhalde bu sezonun en iyi bölümü. <laughs> bu daha da iyi bir bölümü gibi oldu. Yönetmen hmm. e, Gita Wesson Patel, Patel ya da Patel bilmiyorum artık nasıl okunuyor ama e, herhalde bu sezonun en e, iyi gözüken bölümlerinden birine imza atmış görüntü de beraber. Ben bir de bölümü Tür İstanbul'daydım geçen hafta. Geç izledim. Yani o Pazartesi günü Türk Twitter'ı inanılmazdı abi böyle çıldırıyor millet devamlı spoiler spoiler atıyorlar patlıyorlar böyle işte görseller paylaşılıyor falan zor kaçtım yani iki gün sonra izleyebildim gerçekten acayip bir bölümmüş zaten o şey yapan varsa kitapları okumayan varsa o free folk'tu Reddit'ten falan uzak dursun adamlar bilerek habere kitap spoiler'ı basıyorlar. Evet evet aman diyeyim aman. Global'de <laughs> de çok çünkü. Reddit'e falan hiç Bütün girmiyorum dertleri ben. dertleri o yani. Herifler sürekli kitap spoiler'ı basıyorlar. Aa bu sahne olunca çok mutlu olacağım falan diye böyle direkt birinci <laughs> sezonun son sahnesini koymuş oraya. Şey olarak kitaptan resim olarak falan. Ee, İsa mutlu olacaksın da biz ne yapalım kardeşim yani oluyor mu böyle? Evet, yanlışlıkla yani. bakan adama direkt spoiler ediyor. Bu arada e, bir bilgi daha vereceğim. Hatta iki bilgi vereceğim bölümü konuşmaya geçmeden önce. Birinci bilgimiz, şimdi siz 8'i izlerken 9 ara diyeceksiniz. 9 Cuma günü gelecek. Çünkü bu bölümleri üst üste kaydedeceğiz. Yani Cuma günü kaydedebileceğiz. O Cuma gelecek. İkinci bilgi, e, Darren karakteri olacak mı sorusu çok soruluyordu. Yani olmazsa da nasıl olacak falan diye. Onunla ilgili George R. R. Martin bir açıklama yaptı. Üstüne hatta Kondal da onayladı dedin sen. E, olacak. Yani bir şekilde gelecek ama nasıl gelecek teknik olarak ben çözemedim. Yani hiç bahsedilmedi. Çocuk böyle uçarak gelecek herhalde bir noktada. Bir <laughs> leylekler getirecek. <laughs> İkinci sezon. Aynen. Ya da ejderhalar böyle getirecektim. Tutmuş böyle ensesini. Evet. <laughs> çocuğu unutmuşlar şeyde. Hastanede. Yani karışmış abi sizin çocuk. Zeynep Kamil'de karışmış. Ceren <laughs> bu arada şey Viseristalısının dördüncü çocuğu. Onu da bilmeyen varsa... Aynen. Ben de orada bir evet. orada da acayip spoiler var bu arada dikkat edin. Ben wiki'sine baktım tabii yine dayanamadım da. Darren karakterini okumayın. Yani aklımda bir anlattım. <laughs> Zaten sonradan evet. evet. <laughs> yani şu ana kadar küçük olduğu için daha hikayenin en sonunda etkili alıyor O yüzden direkt hikayeye girmesiyle beraber belki hani önümüzdeki sezon bile hiçbir şey yapmayabilir yani ortalıkta dolaşabilir. Belki 3. sezonda filan Olabilir aynen. Ki zaten 4 sezon bu dizinin hakkı falan dedi George R. R. Martin. E 4 çarpı George, 10. 4 istiyor belli ki. Büyük ihtimal HBO yapar. Onun şeyi çıkar yakında. Çünkü 2'yi ne kadar çekeceklerine göre nerede bitireceklerine göre ne, ne kadar gidecekleri Bence de yapar Değil oğlum mi? bu arada. Ya. Para basıyorlar şu anda. Ya. Ve 7-8 proje daha konuştu ya böyle. İşte Corliss'e ayrı bir seri. Snow'a zaten bir hazırlık yapılıyor. Snow için ayrı bir şey. Gerçi ben Kit izlemek istiyor muyum? Çok emin değilim ya. Herifin oyunculuğu çok kabız geliyor bana. Ha, <laughs> o, o, evet. Snow bilmiyorum pek emin değilim. Diğerleri güzel olabilir. Bu en az 4, 4 olursa yeter bunu. Evet. Bu evet. en azından um, tam pacing olarak da güzel olur bence. Çok böyle öküz gibi hızlı gitmek zorunda kalmaz bu sezon olduğu gibi. Evet biraz oturur. Çok dersiniz. da yavaş olmaz. Üç sezonda tadıyla bitirir yani. Hatta hadi gel Collis'in serisi demişken ee, oradan gireyim bölümün başına. Çünkü tam öyle <laughs> o bir şey yerde. Tekrime şey gitmiş abi herif. <gülüyor> <gülüyor> Seriye başlamış başlamış Nerede? Bilmiyoruz herif başka diziye başladı. <laughs> Gemiyle kendi dizisini açılmış. Ben gidiyorum baba benim seri var. <laughs> Hocam birkaç bölüm beni. E, ne yapacağız abi? Bıçaklandı yaz. Ya. <laughs> <laughs> Öyle. Öyle olur mu ya <laughs> falan diye. Böyle. Olsun Yaz yaz. Suya düştü. <laughs> dedim Corliss şey herhalde. Oğlunu aramaya gitmemiştir inşallah dedim ama olmadı İyi iyi ki şey. Evet. Yani korktum. <laughs> Corliss Stepstones'a gitti. Leonor'u buldu falan diye. Açacaklar diye. Ama şey ilginç bak yani Corliss daha önce de tuzak olduğu belli olan şeyleri iyi sezdi. Stepstones'daki şeye gitmek istemedi. Daha sonra işte Damon gitmişti falan. Orada da şey diyorlar işte böyle bir aldatmaca bir gemi vardı. Ona gitti, bütün ekibini de sürükledi falan. Ben bir şey hissettim orada ya yani bir şekilde acaba bir haber, bir bilgi aldı bir bir şekilde kulağına bir şey geldi de gözünü mü kararttı bu kadar. Çünkü ee, o bilgileri bence özellikle verdiler. Öldüp ölmediği de net belli değil. Ha dönecek diye söylemiyorum. Belki de hiç dönmeyecek. Ee, gemiyle geliyor muhabbeti de oldu ama sonra e şimdi 9'u konuşmayalım tabii. Dokuz sonra konuşacağız. Ee, orada milletlik çıkmadı. Sanki böyle bir bilgi almış da gözünü karartmış. Sonra da işler karışmış gibi hissettim ama tabii ne çıkacak bilmiyorum. Bana da çok şey gibi geldi ya çocukları öldükten sonra. Ha suicidal Kendine mı oldu? Bir... Suicidal'dan daha çok hani acıyla baş etme yolu olarak gideyim ben biraz ha, macera yaşayayım diye dalmış olabilir. Hatta o, bir önceki bölümün sonunda böyle Rhaenys'le biraz bozuşuyorlardı filan diye yani böyle elini evet. bırakıyordu filan Rainis. Rainis. Belki öyle bir durum var. Hani Rhaenys'le arası şu anda tamamen bozuk da olabilir. Reynis buna Abi. sen git salonda yat demiş. O da komple gitmişti böyle. Gün. Aynen de. Kerim sana ben gidiyorum ya. Ben de... Nereye gidiyorsun? 6 <laughs> <da> sene <sana> yok. <laughs> Açık bakkal var mı bu saatte de bir bakayım diye. <laughs> Tam böyle sezyercik hikayesi. <gülüyor> Benzinciye <gülüyor> evet, giderken <baba>. kayboldu. <laughs> Nereye gidiyorsun baba? <laughs> Hangi karakterde o ya? Çocuğun bisikletiyle gidiyordu. Hangi dizideydi o ya? Oha hiç hatırlamıyorum ben. Neydi acaba? <laughs> Aa, unuttum şimdi. Babası olarak Neyse. terk mi ediyordu bisiklete? Binin? Ya, babası terk ediyordu ama çocuğun bisikletini de alarak terk ediyordu. <laughs> çocuğun bisikletiyle gidiyordu. Kimdi abi o ya? Aa, Aa. Hatırlamıyorum. Yorumlara şimdi. kesin biri yazar ya. Aynen <laughs> aynen. <hayır. gülüyor> i̇şte çocuğun gemisini falan almış. İstiklal <laughs> <Çocuğun gülüyor> <falan> almış. <laughs> öyle, kitapta bu arada Corvus hasta oluyor bıçaklanmıyor. Hı, hı Hasta olunca böyle bu şeyi, bu kırkı çıkmaz bunun diye falan düşünüyorlar. Öyle um, bayağı bir uzun süre yatıyor. Burada da hastalık yerine şey vermişler. Yaralanmış falan. Ama yine hasta da olacak ya. Şey de diyor işte ateş bu iltihap yapar. Aynen. iltihap ateşi çıkar. İçeriden yanıyor aynen. Aynen. Zaten yaşamaz çok falan diye. Ee, bu arada bir de şey detayı var aynı sahnede. işte Kuzgunlar Evenfall'dan geliyor muhabbeti var. Bu arada geçen biri şey yapmış. E, bütün Westeros haritasını böyle Google Maps gibi yapmış. Çok iyi anladım. O eski tip harita çizince bombok gözüküyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Google Maps haritasına yerleştirince müthiş olmuş. Her şeyi anladım böyle. Ne, nerede diye. <laughs> Bilmiyorum bir <laughs> önem var mı <laughs> burada Evenfall'un ama. Ya zannetmiyorum öyle belki ileride yine Name drop yapıyorlardır ileride göreceğimiz karakterlere. E, olabilir işte. Yani, House of Tart, Stormlands falan muhabbet olabilir. Evenfall'da onlar yani var. Şey, Fall işte şey ada onlar. Hı -hı. Hani şey yakın. Stepstone'a mı yakında onlar no. galiba? Değil mi? Öyleydi. Tam şeyle Hı -hı. arasında Stepstone's daha güneyde kalıyor da um, Tart tam böyle doğusunda şeyindir Mark'ın ama onlar da işte ada olduğu için belki onların da orada savaşan şeyleri olabilir. Oraya Tabii. Raven gitmiş. Ama Tabii tart, şey, Tartlar e, Brian Tart'tan bildiğimiz için belki oradan böyle gururlu bir karakter falan sokarlar herhalde bir şekilde. bir şekilde. <laughs> oradan karakter ama şeyin Tart'ın da şeyi meşhurdur. Sapphire'ı meşhurdur. Ha. Son bölümde de bir Sapphire göreceğiz galiba. Doğru doğru dedim. Onun... Şimdi bu, bu sahne için Var mı ekstra söyleyeceğim bir şey? Yani yine aslında Renis'in... Evet. E, ...artık burası benim... ...ben bir kadın olarak buradayım artık... ...oturdum e, duruşu dışında. Bir de Weymouth'un... ...gazını görüyoruz böyle. Benim kanım, benim kanım... ...falan. O da... E, ...o da ayrı bir milliyetçi evet, kafası Waymond, zaten. Waymond abi tabii şey... ...burada... ...sanırım... Corlys şey olduktan sonra... ...hem Corlys hem de Viserys... elden ayaktan düşmüşken... ...ben hamlemi yapayım diye bir... ...coşuyor sanırım. Aynen. Yani, Rüzgar değişti çünkü, orada falan diye. Aynen. Girip böyle şey muhabbeti falan yapıyor. İçe, i̇çine ne, Burns bitin diyorlar ya işte. Ateşi varmış onun. Bizim bir Muhittin abi vardı. Ateşi çıktı. <laughs> 30 günü çıkmadı abi falan diye... ...geliyor böyle. <laughs> Tam olarak böyle geliyor bu arada. Aynen. Çıkmaz o çıkmaz. Valla adam yandı. Böyle gürümüz bir herifti... De... <laughs> Görsen kapı gibi. Bir oturuşta 20 kuru fasulye <laughs> yardı. 20 tabak. <laughs> Aynen. Ateşi çıkınca dayanmadı adam. diye geliyor. O da dayanmaz. diye geliyor. Um, yani Reynis'in de tahtta oturması güzel işte. The Queen That Never Was ya işte böyle evet. şeyde Bale'e de böyle benim Grandmother tahtta gayet rahat oturuyor. Bak görüyorsun. Çok rahat otururdu aslında bunu Iron Throne'u evet. verselerdi. <laughs> çok iyiydi o. Harbiden oradan daha böyle bir Viserys'e gö Viserys e göre çok daha böyle şey Regal duruyor böyle Rhaenys. Çok... Rahatım ben böyle diye. Acayip poz vermişim ona böyle. Eller kollar Aynen. falan inanılmaz duruyor yani. Aynen. Burada Waymond'un Waymond <laughs> oyunculuğu oyunculuğunu biraz çok bilmiyorum herkes beğenmiş ya da ben ya, iyi değil, çok iyi, abartılı değil. buldum. Yani çok garip bir ton seçmişler karaktere. Yani çok böyle dobra bir karakter yapmaya çalışmışlar ya da işte böyle her şey ben doğrucuyum falan ölsem. Ama böyle inandırıcı bir karakter gelmedi bana çok fazla. Ya söyledikleri de zaten çok inandırıcı değil. Hani ben işte Velaryon kanı muhabbetinde haklı eyvallah. Hani Jace'in Velaryon kanı almamasında. İşte Corliss işte şey yaptı felaket üstüne felaket getirdi ve filan diyor falan böyle saçma sapan. Ulan Corliss evin zenginliğini ona 20'ye katladı. <laughs> hani Westeros'u en zengin ailesi hale getirdi. Ondan önce hani tamam şey dedi hani yine zengin bir aileydi de hani Corliss'in kendi hırsı sayesinde buraya kadar yükseldiler. Çocuklar e şimdi... öldü diye herhalde. Oradan vurmaya çalışıyor. Aa, hani onu söylüyor dedisi. Eyvallah da çocukları öldü diye çok eğer üzgünsen o çocukların hatırasına saygıdan dolayı belki bu am amcık amcık konuşması <gülüyor> <yani>. <gülüyor> hem o Leonor'un öldüğünü üzül hem de Leonor'un çocuklarına e, tahttan şey yapmaya çalış. Bir de burada yine daha sonra e, şeyde Viserys'le konuştuğu sahnede de belki bahsederiz de yani argümanı biraz İşte sesin Kansa mesele. Sesin kesildi. Hmm. Argümanı biraz dedin orada bir sesin kesildi. Ha, argümanı biraz böyle sanki doğru söylüyor olsa da şey konusunda çok mantıklı değil um, ne yapmaya çalıştığı. Her neyse onu tekrar bir Viserys'le konuştuğu sahnede bir bahsederiz. Burada çok fazla girmeyeyim şimdi Wayman'da. Hmm. Ya Wayman hmm. o aktörü yani oynayan kişinin biraz şey sıkıntısı vardı ben onu hissettim ton değişimlerde ya Will Johnson, ya kötü bir oyuncu değil bu arada ama sanki karaktere çok girememiş böyle e, özellikle de işte Reynis'le konuştuğu sahnede bu çok hissediliyor böyle bir ton değişimi o çıkışlar falan bir tuhaf bir anda replika aklına gelmiş gibi falan oynuyor böyle Viserys sahnesinde ben, biraz daha iyi ama bana yani işte senin dediğin şey evet sanki te tek ton böyle her sahneyi aynı oynuyormuş. Hiçbiriyle öyle bir um, range yokmuş gibi geldi bana. De bilmiyorum yani oyunculuğu konusunda öyle uzman birisi değilim. Sadece bana böyle benim şey oldu. Immersion <laughs> breaking olur yani. Bozdu hani söyle. Ya, bu ne ya? Filan hani biraz daha bir şey olsa, subtle bir karakter olsa böyle. Yavaş abi tamam sakin anlat. Çok gaza gelme her her şeye. <laughs> diye, diyesim geldi adama. Zaten sonra gaza gelmesinin <laughs> adam şey ötesine geçti yani gaz olayını. <laughs> mesela, yani. Hani burada şey meselesi var mesela. İşte bu kan olsun bilmem ne olsun işte Waymont'ın ailesi Drift Mark'ı devralırsa o zaman Velaryonların ejderha biniciliğinin yok olması tehlikesi var yani. Evet. Drift çünkü Waymont'ın ailesinde öyle bir durum yok. E şimdi Jason, bu pitch filan diyor ama en azından Luke Ejder abinin yani. Aynen. Drift marka hani Luke'un sülalesi Luke'tan devam ederse Drift marka yöneten ailenin Ejder olacak yani. O yüzden daha sonra bulunan çözüm yani Luke'la Leyla'yı evlendirme pardon Raina'yı evlendirme Reyna. aslında hem Velaryon kanını geri getirmiş oluyor. Hem de Targaryen kanını da orada tutarak ejderhaları da Driftmark'a Um, şey yöneten ailenin ejderhası olma şeyi devam ediyor yani. Eğer hmm. Wayman'da geçersek buradan e, Luke'da gidip hadi e, o zaman ben Strong'sam giderim ben de Harrenhal'da yaşarım falan diye giderse <laughs> e, ejderhalar gitti yani o şeyden Driftmark'tan hani bilmiyorum hmm. Onu pek şey yapmıyor tabii işte ben kanım manım ama bu pislediğin kanda Ejder bir nicisi kanı var abi. Senin kanında ne var? Ben kessem böyle beler akar falan diye. E bu adamı ki... yine <laughs> o kadar ailenin şeyini düşürüyorsan geleceğini. Yok hiç stratejik düşünemiyor canım herif. Onu daha önce yani de işte, görmüştük. <laughs> herkes böyle haklı bu konuda işte falan diyenler var ama haklı eyvallah da yani ben ailemin geleceğini düşünüyorum şeyinde haklı değil yani. Sen ailenin geleceğini düşünüyorsan <laughs> kendi şeyinde iddia et şey kendi um, ne diyeyim? Hak ben olmalıyım da iddia şey yapmaman gerekiyor. Yani birkaç um, daha iyi yolu var yani bunu çöz gidiyor sonra. Bir de Pezevenk o kadar hak kan bilmem ne ikide evli değil oğlum bu herif değil mi? Biz görmedik yani. Allah dizide ne yaşıyorlar bilmiyorum. Dizide herhalde öleceğini bildikleri için... ...hiç şey, uğraşmamışlar. <laughs> herhalde şeydir belki. Ee, yani kitapta çünkü... E, ...bu yeğeni Corliss'in... ...var doğru. ailesi hatta... ...ailesi de ceza alıyor bu... bu ...şey olduktan sonra... Ee, ailesinin de dilini kesiyorlar yani. Ha oha. Kuru kafasını uçurduktan sonra. Wow. Yani. <laughs> o iddia bir şey. Çünkü ailesi devam ediyor dedikodulara. Ondan sonra onların da gidip dilini falan kesiyor. Okay. Ama oraya girmeyecek herhalde dizi. Yani ailesini hiç işlemediler. Okey, oraya anlatamaz anlatamayız kesmediği. diye girmemişlerdir abi, doğru. Zaten başka aile artık bırak sokmasınlar İnsanların yeterince kafası karıştı. Bir de Waymond'un dört tane çocuğunu falan sokarlarsa. <laughs> bunlar kim oğlum bunlar kim? Ondan sonraki sah sahneye geçiyorum. Ee, Damon ve yumurtaları. Ee, Damon. <laughs> Hangi saniyesinde <abi> ne <laughs> Büyük abi böyle <gülüyor> serbest <gülüyor> dolaşmış Xler. Ee, <ilk> <laughs> taşaklı adammış ya. Şey ilginç ama bak taşaklı adamcı baya kendi böyle yoruktan iniyor böyle orayı da baya göstermişler böyle sırtını dayayarak falan böyle baya dağcı gibi iniyor yani çok acayip bir yerden yüksek bir yerde ama yumurta alıp geri çıkıyor sonra oradan. <laughs> yani e, psycho bir hareket ya. Burada Damon'ın Damon'ın artık yani yapabileceği Aslında... iş yok. Mutfak robotu gibi her şeyi yapabiliyor. yani Aynen. Mesela böyle hafif böyle dizinin biraz daha vakti olsa güzel olacak. Hani çok fazla işte orada sana bir Dragonstone'un kale olmayan yerini gösteriyor. İşte ejderha yumurtası nasıl <laughs> şey yapar onu gösteriyor. Hani mesela kitapta hiç anlatılmıyor hani. Evet. İşte üç, falan diyor. Burada o tam olarak nasıl ortaya çıktığını ya da nasıl ejderhan alındığını falan görüyorsun. O açıdan güzel şey olarak. Galiba bunu zaten bütün külliyatta ilk kez gördük. Dizilerde falan da yani Game of Thrones dahil. Aynen. Hiç görmemiştik. Öyle gidilir de açılır da hatch olur falan öyle bir şey yok. Aynen. Büyük ihtimal şey böyle sıcak tutan bir şey o. El Alien'ımsı şey. Evet evet o yani. evet. Baya şey e, ne deniyor? o? Koza. Kozanın içinde böyle. Aynen. Ondan sonra zaten ne diyor? Bir şey koyuyor falan. Onu da falan yani kendimi icat etmiş ne yapmış. Sıcak tutsun diye bir şeye koyun diyor ya şey. Ha bu evet şeye de getiriyorlardı o herhalde. Ama ateşte tuttan böyle bir demir bir zımbırtı ha, var. Aynen. Incubation machine icat etmiş işte. <laughs> yani. Abi burada Damon böyle sanki bir adaya yerleşip yumurta üreticiliğiyle uğraşmış biraz emeklilik yapıyormuş gibi gözükse de. <gülüyor> <gülüyor> yumurta çiftliği açtık acı biz yani. Ne yumurtası? Kaz mı? Yani yok ejderha. <laughs> um. Sanırım herif artık savaşa falan hazırlanıyor. Çünkü yumurtayı görünce çok seviniyor falan böyle. Abi yumurta yapmış falan. Evet evet çok ya, aşırı Ay. mutlu oldu ya. <laughs> Aynen. Sanırım şey yapıyor artık. Savaş hazırlıkları yapıyor Damon. <laughs> Kaç tane yumurta şey yaparız. Zaten yani. bu yumurtalardan biri galiba şeye gidecek. E, Cyrex'in yumurtaları bunlar. Zaten söylüyor. Reyna'nın yoktu. Reyna... E, Lena'nın Lay küçük evet. kızı, Damon'ın da morning. küçük kızı, aynen ona geçecek. A morning aynen adı Morning olacak, bir değişiklik olmazsa. Evet yani cepheyi genişletiyor yani burada başka hani ha orada bir de tabii e, kendi çocuklarına var. var, kendi çocuklarına gidiyor olabilir. Ha iki de onlara gidecek evet e, iki tane gördük. Üçüncü hamileydi zaten. E, e, tam olarak Cyrax'ın hangisiydi çocuklar şimdi? artık. o kadar da. <laughs> manyak değilim. Targaryenlerin <laughs> soyacını takip etmem yetmiyormuş gibi bir de ejderhaların da soyacını takip edeyim. Ya orada şey ben baktım aslında. Ama çok spoiler oluyordu. Vazgeçtim. Bir tek Morning'e <laughs> baktım o yüzden. Dizi ilerledikçe konuşuruz onu öyle diyeyim. yani millete de spoiler olmasın. Ya yani diğer karakterler de ejderhalarını aldıkça da alma potansiyeli olunca onları yine söyleriz zaten. Eee onun dışında Monklar geliyor. İşte Monklar'da abi mektup var falan diye geliyorlar. Beyla'dan mektup geliyor bu arada. Ee, oradan da zaten şeye geçiyoruz. E, ee, ile Jason yine Targaryen milliyetçisi sahnesine geçiyoruz. <laughs> Beyla'nın mektubu baya kritik hamle oluyor ya şey olarak. Hani çünkü burada Waymond, Otto bu Bunlar işte hem Viserys hem Corlys piyasada yokken Otto Hemen belli ki şey yaparak <laughs> rüşvet dağıtarak um, şeyciler, dinciler hemen hemen yayılmışlar kadro dönmeye. <laughs> tanıdıkları yerleştirmeye başlamışlar. Aynen. Um, bu masa hani sessiz sedasız bu işi çözebilecek halde olabilirdim Otto ile Bayman. Ama Beyla'nın mektubu işleri değişti. Oluyor. Ya bu arada zaten. Zaten, zaten Damon'un favori kızıydı ya. <laughs> ha. Bu arada çok haklı. Damon da çok haklı. Beyla ve Reyna müthiş karakterler oluyorlar. Ee, aşırı sakin. Böyle kontrollü. E, daha sevecen, mutlu. Yani işte annelerinin de ne kadar iyi etkisi olduğunu çok iyi görüyoruz. Bunu daha önce şey için de konuşmuştuk işte. Renira ile Alison çocukları arasındaki fark gibi de konuşmuştuk. Ama Reyna'nın çocuklarına hırsız var. Hırsızlık Hissediyoruz artık. Hırslılar yani hele aşırı gaz yani. Öğreneceğim böyle şimdi işte o, o ne falan. Kısa şey hırsımı başka bir şey tabii hani. İyi ha, bir kral olmalıyımın hırsı mı? Ya orada Renir ama laf sokuyor yine. Ananın ölmesini mi bekliyorsun kral? <laughs> <laughs> bir de şey um, um, ne diyor The king should honor the tradition of his forebears diyor. Aynen. Hacı tradition ne biliyor musun sen? <laughs> tradition erkeğin tahta çıkması. <laughs> Tradition'ı belki kenara koymak gerekiyor Jace'cim. <laughs> i̇şte onu hiç anlamamış. <laughs> Zaten burada bu Valerian'ı öğrenemiyor olması ya da mesela işte Rhaenyra'yı 14 yaşındayken falan gördük. Of konuşuyordu bayağı yani. fluent'ti <laughs> bu konuda. Jace şimdi 18 yaşına 17-18 yaşına geldi. Çözememiş olması sanırım biraz şey işte tam Targaryen olmadığını işte strong boy olduğunu falan. Targaryen eyvallah da adam hani o öyle bir şeyi anlatmaya çalışıyor herhalde dizi bakın. Biraz insecurity var çözemediği konuyu hani zaten sen Targaryen değilsin falan diyenler var. Yani gerçi Targaryen değilsin derken herkes strong boy diye hitap ediyor. Halbuki Targaryen yani. Annesini <laughs> Annesini kimse sik orada. <laughs> yani işte orada biraz şey hem dili öğrenmeye çalışıp işte bir krallığın gerektiği işte öğrenmeli, işte eğitimini aldığını falan gösteriyorlar. Hem de çözememesi birazcık şey oluyor. Ya işte bakın yüzde yüz Targaryen mi şey yapıyorlar. Bilmiyorum. Belki birazcık bir, bir, Başka tık... bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Sonradan böyle ejderhaya yanlış komut verip birini bir şey patlatacağı falan duruyor. <laughs> ben bir tık şey hissettim orada. Biraz daha hani sosyal bir anlatıya bakarsak hani daha Harvin ya daha erkek kafası yani şey e, Jace. Erkek soy, gelenek işte falan. E, o Targaryen'lardaki durum değişebildiği için biraz daha işte Viserys'in onu kırması de değiştiği için pek orayı iplemiyor. Anasını da hani ipliyor gibi dursa da şey dediğin gibi gelenek ne bilmiyor yani anlamış da değil pek orayı. <laughs> Daha Harvin kafasıyla bakıyor gibi olaylara. Zihinsel yani, bir çatışması var sanki. Çok fazla Renner'ın çocuklarını çok göremedik açıkçası yani. Yeşil çocukları maşallah tanımaz <laughs> olaydık. Tanıdık, iğrendik. <laughs> yani, en son geçen bölüm konuşurken de ben de Egon bir de tam benim kafadan falan diyordum. <laughs> <laughs> Bozdu orayı. <laughs> oraları silelim ya. Gidip geri. geri. Ben... Önceki... <laughs> Kurguda atayım ben onları. <laughs> Dur abi başın yanmasın. <laughs> i̇şte burada hani geçen ben sözlüğe entry girmiştim. Birisi mesaj attı şey diye. Abi o kadar taraflı yazmışsın ki bu entry Damon yazmış zannediyor. <laughs> ne alakalı? İşte, hani, siyah çocukları harbiden çok düzgün işliyorlar. Hani, hepsi yani ufak tefek şeyleri olsa da hani uh -huh. normal insan bunlar. Manyak değil diye işliyorlar. E, Yeşilleri dizi hepsini başka psikopat şeklinde işte. Bizim bir suçumuz değil yani. Bunu yaratan adam böyle. <laughs> yapacağım <Yatabileceğim, gülüyor> yani, ona yapabileceğiniz şey. yazmış yani. Bize de siz ben zaten hani yeşildi siyahi ben hepsinden nefret ediyorum. Hepsi bunun ölsün abi. <laughs> Salak bunların hepsi. Ya bu arada o konuyu açmışken ufak bir değinmek istiyorum. Yani o yorumları evet. çok görüyorum. Biz işte şunun tarafıyız. Bu tarafı tutacağız. Hadi biz de gazlıyoruz hani goy Ya ama. eğlenmek için yapıyor eyvallah evet. Aynen ama Hemen? abi George R. R. Martin hikayesi bu. Zaten taraf olamazsın. Şimdi o zaman geriye ileriye gidelim. Lannister'lar da haklıydı o zaman. O da çocuklarıydı abi niye Stark tribe girdi. Tancan konuşma salaksa. <laughs> Başlatma gelin Lannister'lerden. Çaybıncı lan. <laughs> i̇şte <laughs> konu tutarlı olmaya gelince bu millet, bu vatan. <laughs> Tek bayrak. <Ya> i̇nsanlar... <laughs> Heh, söyle hayır. Eğer bir taraf tutmak bu diziden aldığınız zevki düşürüyorsa tutma. Ulan bu dizide yeşillere çok haksızlık yapıyor falan diye izliyorsanız <laughs> you're missing the point yani. Aynen. Ama yok ben yeşilleri savunayım, eğlence olsun hani biraz şey yapayım diye izliyorsan izle. Hani dizden aldığın zevki düşürmesine izin vermeye. <laughs> onu demek istiyorum. Ha Çünkü tabii. Hangi tarafı tutarsan tut. Harbiden haksızlık yapıldığı şey olacak ya da işte çok talihsiz sahne olacak. İşte senin sevdiğin karakter ölecek. İşte senin sevmediğin karakter kazanacak bilmem ne. İlla bir karaktere çok bağlanırsan Tadı kaçak yani dizinin herhalde e o asgeek olsun diye şimdi burada siyah işte ben Starkçıyım yok ben siyahları tutuyorum falan <laughs> diyor ama yani sonuçta bizim <laughs> kim ne de dili yani. Tabii canım. Bence en güzeli White Walker'lardı abi. Ekmeklerindeydi abi. <gülüyor> 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 Hiç umurlarında değildi. Hepsi gelsin ölsün ya falan diyor. Faceless man tutuyor. All men must die. <laughs> gelsin, herkes öldünler. <ölursunlar. gülüyor> Of evet ya. Onlar daha da dindar aslında baktığında. Bir de old school dindar yani. Daha tehlikeli. Ee, burada bu sahne ilgili gördüklerimiz ya. Joffrey büyümüş biraz daha. Joffrey'i de da gördük. Ee, i̇şte Jace zaten hem tarih tarih üzerinden çevirilerle dil öğreniyor falan. Çok beceremiyor. Ee, bir de tabii şey gazı da olabilir. Buna devamlı piç dendiği için böyle bir misyon da edilmiş olabilir. Ben piç değilim. Kanıtlayacağım falan gibi bir gazı da var gibi geldi bana on dışında da işte Damon geliyor, e, mektubu veriyor Renira'ya. Burada şey cümlesi çok hoşuma gitti ya. E, Damon tabii daha e, realist taraf böyle politik ve siyasi olarak işte Reniris bizi satmaz. İşte bize karşı sıkıntıları olsa da, sıkıntıları mı? Oğlunu öldürdük falan yani... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl anlaşmaz? Evet, sıkıntı yani. yaratır. <laughs> <laughs> ya tabii işte Renira daha bunu iyi anlamda söylüyorum. Daha aslında romantik, daha duygusal taraftan bakıyor aklı olarak. Bir kadın çünkü gözüyle bakıyor. Damon abi bir şey olmaz oğlum falan diye böyle takılıyor yani hiç değil. Ama sorunu çözen Renir oluyor aslında orada biraz. Damon işe sanki daha böyle şey olarak bakıyor. Milliyetçi gene. Tabii tabii. Targaryen'den bize yamuk gelmez ya bunlar falan diye. Gerçek Targaryen. Rhaenys. <laughs> um, Rhaenyra... Evet dediğin gibi hani şey diyor zaten hani. Ne diyor? Vipers, benim Spresso falan diyor işte. Hani evet, evet. Sen hatta gibi kurmaya başladın paranoyayı gibisinden bir şey söylüyor yani. Zehir çok hızlı yayılmış. Senin de sana da gelmiş falan gibi bir şey diyor. De, ki burada Rhaenyra haklı çıkıyor bence. O Rhaenys her halükarda bizi um, destek savunur gibisinden bir şey diye getiriyor Damon. Halbuki Reynes'in öyle bir şeyi yok yani. Sanki daha tarafsız ya da şekilde işleniyor Reynes. Bu arada hani Baylay'ı işte evlat edindi denmez ona aslında da. Ward vasisi ne oluyor galiba. Yani va vasisi gibi ya oluyor galiba. Hani evlat edinmiyor da kendi yanını alıp onunla büyütüyor. Vasisi oluyor Hı. ve işte Ward'u oluyor falan gibi bir herhalde oradaki Hı. durum. Desen Ward desen ne bileyim nedir Türkçesi bilmiyorum da. Koruma. o, o Ward'u <laughs> <laughs> <He>? Koruma Var diye duruyor kenar. Koruma mı? değil de değil. Çırak. Ya evet o tam oturmuyor. Türkçe'de tam karşılığı yani Hı. vesayet aslında Her ama neyse. oturmuyor tam oraya. Ben Ward'ıyım. Um ward olarak yolladık falan diyor. Ondan sonra eee um, ward dediğin şeyin iki türlüsü var aslında. Bir hani onurlandırmak içindir ya da işte özellikle alt lordun üst lorda çocuk yollaması ward olarak o, o alt lord için çok önemli bir şeydir yani. Mesela işte atıyorum ben um, Neyim işte Starkların Benirmenlerden biriyim işte ben ne bileyim. Ha Mormontum. Şey, şey öyle değil Stark miydi benim... zaten? Eee kim? Erfra değil oldum. işte ona geleceğim. Teon'u diyeceğim. Ha değil. Theon mi? Tamam, diyeceğim. Okay. ha tamam. Teon ikinci tip Void. Ha tamam. <laughs> Teon Teon'u zorla alıyordu galiba. Okey. Ha bir, birinci tip word onurlandırmak için hani ben Edward Stark dedi ki genelde birinci olanı yollamazsın da hani ikinci olanı İkinci yolla ben Ward olarak büyüteyim dedi işte. Eddard Stark'ın yanında şövalyemsi ya da işte onun şeyinde birisi olması o onurdur onun için. İkincisi de rehine olarak Ward'dur. Ha, o rehin. da Theon işte. Tamam doğru. Çünkü Theon'un babası Robert Sibirli'nin sırasında ayaklanma çıkarıp şey falan saldırınca batısına, batı sahillerini yağmalayınca Robert'la Edard gidiyor oraya. Onu durduruyor, şey yapıyorlar. Yeniyorlar. Ondan sonra da oğlunu alıyor şey Edart şey olarak. Rehine olarak alıyor yani. Eğer bir daha sen ayaklanma çıkarırsan ben senin varisinin kafasını alacağım şeklinde şey yapıyor. Sonra zaten Theon'un şey um, şeyi Stark'lara ihanet etmesinin altında da o var. Ben de filan diye düşünerek ihanet ediyor, ihanet ediyor onlara. Her ne kadar Edart ona çok iyi davranmış olsa da. Evet, Burada da tabii benim bir an için şey oldu. <laughs> kafamı ben bu uh, rehine mi almış acaba hani? <laughs> bir daha bir daha çocuğumu öldürürseniz ben sizin çocuğunuzu öldürürüm falan diye mi almış diye düşünüyorum ama saçma olur tabii o şey. Um, Beyla'yı öldürmez yani Reynes. <laughs> Kendi torunu. Um, o yüzden... Bir de seviyorlar birbirlerini zaten... aynen, aynen Bir an için ben paranoyak düşünmedim değil <gülüyor> <gülüyor> um, bir de Ren 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 Reniero açısından akıllı bir hareket. De, um, tekrar bir şey veriyorsun. Çünkü her iki çocuğunu kaybediyor. Corliss gidiyor filan. En azından bir proje veriyorsun. Al sen bu kızı büyüt filan diyorsun. Kendine bir şekilde yine bağlı tutmuş halde de tu tamamen kod... yani senden. Evet. Çünkü eğer harbiden Leonor'un ölümünden um, bunları sorumlu, sorumlu tutuyorsa işte öyle bir bağ kurmazsan Rhaenys tamamen kopabilir. İşte o kopmasını bu kapılmasını engellemek için akıllı bir hareket. Aslında orada Daemon da şuradan akıllı. Bence öyle düşünmesin şu neden de var. E, Weymond'un tavrından dolayı. Yani Weymond mesela şey olsa böyle tamam Rhaenys'cim sensin. Kraliçem de sensin. Ben de çok sikimde değil dese daha ciddi tepki verebilirdi Rhaenys. Ama öyle olunca şimdi Weymond'a geçerse zaten e, elinde bir taht kaldı. Bir de yani bir, artık bir kadın olarak bir tercih yapmak istiyor. Yani orada bir durmak istiyor. E, duramaz. Şimdi Raymond Raymond'dan ona, onaylamış olacak bu sefer. Çok ciddi bir ikilemde. Muhtemelen Damon da ona güveniyor. O yüzden o kadar rahat. Ama ben de Renira'nın ikna etme konusuna hala fikrim ama yani aynı fikirdeyim orada. Yani Renis'in aslında çok bir şeyi yok. Sonraki sahnede de onunla bir konuşuruz da hani. Rhaenyra ile konuştukları sahnede. Neyse yani orada konuşuruz. Tamam. Renis'in stratejisi pek akıllıca değil. <laughs> görmüyoruz gerçi stratejisinin ne olduğunu hani Viserys de şey değil. Ha, yani evet. neyse o tekrar bir geleceğiz ona. Tamam. Ee, buradan zaten King's Landing'e geçiyoruz. Ee, Rhaenyra ve Daemon ee, arabalarıyla Daemon'un arabaları. Geçiyoruz ama kimse yok. Kimse yok. Kimse gelmiyor. Kapıda Biz bir karşı. Biz de geçecek, bizi karşılamadık. <laughs> Bir vale male yolla değil mi bari? Arabayı çeksin yani. O da yok. Öyle angut gibi gelmişler. Ee, Lord Casper geliyor. Lord Casper. Darklin denilen eleman bağırıyordu. <laughs> ha evet o <laughs> O adam da ilginç bir rolü vardı kitapta. Ben bilmiyorum burada olmaz herhalde. Başkasına verecekler herhalde. Bakalım onu göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Eee Lord Casper geliyor. Lord Casper'i şeyden hatırlarlar bir hatırlatayım ilk doğum sahnesi ya yani doğurduktan sonraki sahnede çocukla giderken merdivende karşılaşıyorlardı. Ee, yardım edeyim mi dediğinde de işte onun da zamanı gelecek diyordu Renira. E. Geldi zaman. Ama <laughs> kapıda karşılamakmış sağ olsun. Gördüm. <laughs> Şu çantaları bakalım bavulları bir tut. <laughs> Kasper yardım diyordun. Et bakalım bir, bir ucundan tut. <laughs> Bu muydu yardım? Bu ne, ne yapacağız başka? <laughs> bir işe yaradı mı? <laughs> Ee, Renira da zaten içeri girince o, ortam değişmiş diye. Zaten bu değişikliği kendi odasında yapıyordu Edison da artık bütün e, mekanın içerisinde yapmaya başlamışlar Otto ile beraber. Buradan sonra Atatürk siz... posterlerini indirip dini simge koymuş. <laughs> <laughs> Damon diye hep yıldız mıldız koymuşsunuz ama <laughs> Kiliseye döndürmüşsünüz burayı Allah belanızı versin. <laughs> Of ya çok kötüydü. Ama bu daha bence daha güzel. Ee, Lord Beesbury hazine raporu veriyor galiba konseyde. <laughs> Burada aslında çok sıkıcı gözükse de bence çok kritik bir cümle ediyor. Şey diyor, Stepstone'a evet. çöktüğümüzden beri vergi gelirlerimiz çok iyi. İşte gümrük vergisinden saplıyoruz. <laughs> Her şey çok iyi falan. Kimsenin onun da değil ama böyle. Ha olur olur. Bir şey ha, daha olur. söylüyor orada ya. High Septon böyle festival, Madarus'un evet. festival istiyor filan diyor. Sonra şey diyor önermiyorum bu parayı vermeyi ona filan diyor. Belli ki Aynen. Din, dini kurumlara para aktarımı <gülüyor> devam ediyor. <laughs> 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 e, ediyor o da istemiyor. Ha. <laughs> <laughs> e, High Septon neydi? Light, Mother of, Light of Mother bir şey festivali var. Bronz heykel mi yapılacakmış ona bir şey? A, aynen evet. Aynen ona diyor, aynen diyor ben buna karşıyım falan der. Ya, tamam tamam, hadi, tamam falan yapıyorlar buna böyle. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki oğlum savaşa gireceksiniz iki gün sonra. Stepstone Stone gitsin gümrük verginiz kesilecek. Paranız yok diye ağlıyordunuz iki gün önce. <laughs> Orada da böyle artık fişleri Harbor Master'ın fişlere bakmak lazım falan diye artık. Aynen, aynen. <laughs> Geldi şey yaptı oraya muhasebeyi koydu. Fişlere bir bakalım. Bu Harbor Master çalıyor mu bundan diye bakalım diye. <laughs> Bu sahnenin önemi bence 9'da daha iyi anlaşılacak ama burada şey yapıyorlar ya işte Alicent e, tabi 9'u ko bilmeden konuşmaya çalışıyorum ama burada biraz zorlanacağım. E, ya yani Orville şey konusunu açıyor işte. Luke'u sorgulamaya başlıyorlar. Luke'un e, Driftmark'ta işte varis olmasını falan sorgularken böyle Orville baya şey yapıyor. Lafı açıyor. Sonra Tylan'da bakıp hadi baba sıra sende falan gibi lafı ona atıyor. O tekrar işte anlatıyor. Böyle olmaz falan. Otto ayrı bir gaz veriyor işte savaşa gireceğiz genç bir komutan bir, bilgisiz bir komutan mı olacak Westeros'un en büyük deniz donanmasının başında falan diye. Ee, ya yani burada biraz şey hissediliyor. Ya bu babalar zaten kurmuşlar planı. İşte belli ki zaten Driftmark'ta Luke'u istemiyorlar falan gibi. Bir de Alison, bir tek da anlamamış onu. Işte, Anlamadık. Alison orada nasıl sandı? <laughs> Alisonlar adamın da, da, çatıya falan bakıyor, ileri bakıyor, bakmışlar hep <laughs> Yani inanılmaz ya. Bir de burada White karakteri de kıl James White. Ben burada şeyi merak ettim. Iron Rod e, lakabı bu herifin. Iron Rod deyince acaba böyle mutluluk çubuğu falan gibi bir şey mi? <laughs> <laughs> Demiyor ama adamın 29'us çocuğu var. 24 mü 29 mu? Aa yani... bu doğru sen söylemiştin. Aa ondan ayrı evet. bu. Tamam. Ee, senin de aklın çüke çalışıyor arkadaş. O, aynı maşrum gibisin. <laughs> Hemen adamın. Çükünden <Çok gülüyor> dolayı bu falan diye. Mushroom da aynı söylüyor. <laughs> Kapı Çabukolu kolu gibi geçiyorum. Yapmıyor <laughs> falan <laughs> 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 diye. Evet abi tamam şunu <laughs> anladım. Gerçi de e, o lakabı daha duymadık. Çocuk, çoluğu çocuğu, çoluğu çocuğunu da duymadık. Büyük ihtimal girmezler. Oğlum Iron Rod'un 29 çocuğunu diziye soktuklarını <laughs> 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 düşünsene. <gülüyor> hepsinin de adı var böyle şey. George, Martin. <laughs> işte böyle <laughs> bu, bu, çocukların hepsinin ismini ezberleyin falan diye böyle. Ya da en temizi. Wild, Wild 1, Wild 2, Wild 3 falan diye koysun. <laughs> Jack Wild, Jake Wild. Hangisi <laughs> Jack? O Jack değil o Jack. <laughs> <laughs> Ulan <Buram> abi 26. <laughs> ben ilk 14 tane sınıfı ne ezberleyebildim. Ondan sonra aynı hep. <gülüyor> <gülüyor> Belki hiç onun çoluğuna çocuğuna girmezler zaten. Hep bunu düşünmek lazım çünkü dizi izleyicisi her birden evet, allak bullak evet. oldu çoluk çocuk. Bence de girmesinler. Şey yani. Çok da bir işe yaramaz onun 29 çocuğu olması zaten yani. <laughs> şu anda. Bak mesela Daeron'a da bu yüzden Daeron'a da bu yüzden girmediler bence. Çünkü bebek olarak orada sağda solda hani zaten şeye old town'a yolluyorlar onu bebekken. Um, hani bir çocuğu o gösterseydi dizi bu, bu, bu şeyde böyle casual izleyici bu ne kim abi? Bu ne kimin çocuğu? Bu nereye yolluyor sana Hiçbir şey anlaşılmayacaktı. Sonra bir daha çocuk hiçbir şey yapmayacaktı bütün sezon. O yüzden böyle komple ikinci sezonu atın ha bunu açıklarız bir şekilde demişler yani adamlar. E, e Geoffrey biraz öyle oldu ya. Çocuk doğduğundan beri geziyor. Her yerde var ama hiçbir işlevi yok. Orada duruyor böyle kenarda. <laughs> ben beklerim. Üçüncü sezonda çok önemli bir şey yapacağım filan. <laughs> Bek. Of ya. Peki bu sahnede var mı ekleyeceğim bir şey? Yani burada planı anlamış Ön... olduk yani biraz. Ha, bu şey din <laughs> Dindarlık meselesi bu her tarafı şeyleri Targaryen şeylerini sonra Daemon'u da kızdırıyorlar. Targaryen bayraklarını indirdiniz lan filan diyor. <laughs> i̇şte şey. Um, daha önce konuşmuştuk bundan daha çok hani Valyrian kültürü ve de Westeros kültürü arasında bir kültür savaşı olarak da wow. işlenecek diye. Burada artık Targaryenler direkt bayrağı çekiyorlar. Um, şeyler pardon, Hightower'lar. Her taraf seven pointed star olmuş bilmem ne olmuş şey Allison nah bu kadar sunup bu bakın nasıl falan diye <laughs> sunup <Sultan, gülüyor> devlet dairesine dini sembolleri sokmuşlar hemen um, o yüzden şey ya ne diyeyim Targaryenler kendilerini tanrılara daha yakın gördükleri için um, işte Hightower'larda bir nevi bir Tanrı ya yakın görmek yok bizde. Biz dinleriz işte biz hizmet Tanrı'ya hizmet ederiz. Biz mutasıpız ayağına yatıyorlar. Hani şey um, o Valerian işte bunlar kendini Tanrı görenler işte biz aslında halkın çocuğuyuz. Yani biz Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Um, işte i̇şte Valerian vesayeti kaldıracağız. Maegor Dindarlara zulmetti geçmişte. <laughs> Bu vesayeti biz <laughs> kaldırırız. Meygur <laughs> kiliseyi yaktı. İşte kiliseye ayakkabıyla girdiler falan diye şey yapıyor. <laughs> <yaktılar. gülüyor> kiliseye <laughs> ejdanayla girdiler. Tabii bunlar ayak. Nereden biliyoruz ayak olduğunu. Çünkü ensest evliliği yapıyorlar işte. Hani bir yandan. Madem o kadar dindarsınız. <laughs> işte <laughs> i̇şte ses evlilik yapmayın o zaman. Eamon Egan'la Helen evlenmesin. Sonra ben böyle söyleyince abi sen de çok taraflısın. <laughs> böyle abicim. işlenen şey bu burada. Hani bunlar dindarız diye geziniyorlar ama. Onun mimi vardı ya. Edison işte şey Renire sizin de queer gelenekleriniz var biliyoruz deyip ikinci, aynen, aynen. ikinci panelde çocukları evlendirmiş. queer <laughs> <laughs> bizdik. Hani queer bizdik. falan diye. <laughs> Ay bu da şey bu da hayta tamamen yönetimi eline almışlar böyle yaptıkları tek şey her tarafa şey böyle yok star koyalım yok dini sembol koyalım bunlar da bizim dinciler gibi parayı buldular ama parayla ne yapacaklarını bilmiyorlar <laughs> falan böyle. <laughs> falan almışlar. E vallahi ne yapalım herifin ejderhası var. Yanına pasat mı çekeceğiz ejderhanı falan diye. <laughs> Abi siz <laughs> parayı buldunuz, gücü buldunuz. Ne yapıyoruz? Döşüyoruz her tarafı dini semboller. O parayı da Damon sayesinde kazanıyor o, o şu ben... anda yani. Krallık lütfen yani. <laughs> <laughs> um, so o ilk sahnede ha, şey vardı. Um, bu Westerling'in ilk birazcık foreshadowing'i yapılıyor gibi. Şey işte misafirleriniz geldi deyince hmm. otoya. I guess they've been welcomed. There's a station falan diyor böyle. Şeyde um, sizin emrettiğiniz gibi yapıldı. Evet demiyor ona. Evet evet şey yapmıyor. nasıl söylediyseniz öyle yaptık diyor. Yani orada çok hafif böyle bir atar yapıyor ona. Westerling. Hafiften. Zaten Westerling'e çok odak dönüyor. Hep onun böyle karar anlarında bir suratına bir odaklanma var. Dur. Evet o... Westerling'i yavaş yavaş hikayeye dahil etmeye çalışıyorlar. Ondan sonraki um, um, Jason Lannister'la hani o hiç hayatında gemiyi şey yapmış mı filan diye böyle sanki Jason Lannister çok yapmış şey <laughs> Master of Ships olmadan önce şeydi yıllarca gemide yaverlik yaptı gibi sanki. Biz böyle laf sokuyor ya orada yeteneğe mi bakacağız kral sen ne diyorsun? Aynen Ardışı yetenek hani mirasının için etkilemez diyor yetenek ki doğru. E zaten yeteneğe bakacaksak senin kral yapmak istediğin kişi de Aegon yani. <laughs> Ona yeteneğinden dolayı mı veriyoruz krallığı? <laughs> hani Jason Efendi. Ya hiç bunları. Bir de şey muhabbeti var hani Driftmark'ın lordu oldu. Olursa illaki ki Master of Ships olmak zorunda değil yani. Geleneksel olarak hep öyle olmuş olsa da um, yani J Luke Lord olur. Waymond mesela olur donanmanın başında. Luke öğrenene kadar ya da büyüyene kadar. Hani ya çok böyle canım. bir dert değil. Onlar artık kendi şeylerine işte kılıf bulmaya çalışıyorlar. Kendi Aynı. entrikalarına. Götten atmaca. Yani işte bu son bir tarafları göstermişler burada yavaştan. Olarak. Orwell herhalde biraz daha tarafsız ya da e, nötr olarak kalacak. İşte Jason'la Jason, Jasper Wilde bir tarafta işte e, karşılığında da. Oğlum bu şeydeki Jason mıydı, Talent mıydı, Talent mıydı? Ben hep karıştırıyorum onları. Yine karıştıracağım. <laughs> Aynı oyuncu oynayınca hepsi birbirine giriyor. Eee um... Galiba Tayland değil dur, dur, bu, Tyland, evet, Tyland, yani Tyland. Didim, bu. Bu Thailand evet. Thailand'dı dedim bu? Tamam. Çünkü, Çünkü geçen adam, sen sen beni düzeltmiştin. Ben Jason demiştim. Dur lan o diye. Şimdi benim iyice kafam Hangisiydi <laughs> diyor, bu lan? bu Thailand diyor adam. Ben notuma tamam. Jason diye yazmışım da o yüzden. Oğlum işte Jason... aynı adama oynatmayın <laughs> şunları kardeşim. Ha şimdi diyeceksin ki Arik ile Erik var. Onları ne yapacağız? Oraya geleceğiz birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Kargillerde onlar böyle şey olacağı için onlara aynı adamı yapamamışlar. <laughs> evet, onlara ikiz bulmuşlar ama harbi. sen ee, çok şeye de ikiz bulsalar çok mu zormuş? Bence de bulurlarmış yani. Bence tipi çok benziyordu herhalde. Tam Lannister tipi var abi bunda falan diye. <laughs> ya bir de Jason işte Caster bu herif King's Landing'de olduğu için aynı sahnede gözükmeleri pek gerekmiyor. E olabilir. olabilir. Kasmamışlar. Bu arada... Sana oyna abi, verdiğimiz para başka yüzüne para vermeyiz karakter. <gülüyor> <gülüyor> bütçe hesabından yapmışlardı <laughs> abi iki kişi 10 bin 5 bine bağladık yani bence iyi oldu <laughs> aynen, aynen. Valla 7 bin sana verelim sen ikisini de oyna falan diye <laughs> <laughs> ee, burada tam sahne biterken e, ot da şey diyor biz böyleye Artık biz böyle oyalamak için mi söylüyor yoksa artık hadi onun da gönlü olsun diye mi söylüyor yoksa başka bir yere bağlanacak mı göreceğiz ama ya yeni yün satışlarına da mı vergi çaksak falan diyor. Çok merak ettim ben de ya. Ne oldu o karar? Çok önemli bir şey evet. bıraktı diyorlar. <laughs> yün vergisi geldi mi gelmedi mi? <laughs> ya illa bir şeye bağlanacaksa ben şey hissiyatı aldım oradan. Yani gerçi yünü de yine zenginler satıyor da hani birisi bir aile bundan kıllanır hani ulan bize de vergi çaktın şerefsiz sizi sevmiyoruz deyip <laughs> hayvancılık yapan aile hangisi acaba reçte falan da olsa gerek onlar tarımcı yani çünkü şey de öyle ya burada şimdi evet. Hollanda müzeleri falan geziyorum ailelerin evleri falan var o dönem böyle işte İpeyi buluyorlar, pamuğu buluyorlar. Hepsi köşe oluyor tamam mı? Sonra bunlara bir de vergi koyuyorlar başkalarına. Kendi yolları ele geçirip kendi ürünleri dışında hepsine bir de vergi koyuyorlar. Ve genelde sıkıntı oradan çıkıyor. yani bunlarda da öyle bir şey çıkabilir yani. Bilmiyorum abi. Bakalım, Tam olarak Göreceğiz. hatırlamıyorum yani, herhangi bir şey var mı ama ilginç olabilir gelirse. Buradan çıkışta da Sir e, Arik diyor Alison Erike. Erik de diyor ki <laughs> ben ben Arik değilim Erikim diyor. İlan lan tamam anladık onu uzatma diye. Nasıl? Bunu bunu hatırlamanın kolay bir yolu var. Erik Arik Erik yeşil Erik yeşillerin tarafında olan değil öyle hayır <gülüyor> <gülüyor> tam tersi bu. <laughs> tam tersi. Arik Erikle Alison. Evet, ha evet. Erik karşısındaki. Aynen doğru. Bak öyle ayırabiliriz. Halbuki yeşil erikten saymış George Martin daha iyi olur. <laughs> Ama bu yapılar, Yeşil erik bilmezler bu. Bilmez. görmemişler hayatında. Anlamazlar. Green erik what falan. Erik. <laughs> erik dediğin sadece <laughs> kırmızı oluyor. <laughs> Yurt dışına çıkacağım. <laughs> evet ya burada kesinlikle yeşil erik yok ya. Çok bir kere falan bulabildim yani ve çok kötüydü ne diyeceğim, ha Luke ve Elliot Titanser isimli ikizler oynuyormuş bu arada, Arik'le Tabii Tabi Arik'le Erik evet. bu arada önemli olacak. Ee, gele yani gelecek bölümde de göreceğiz onları. Ee, ve hani bir Arthur efsanesine dayanan da bir hikayeleri var gibi işin içerisinde. Yani ilginç karakterler. Belli ki onlar iki taraf olacak ve ikizler birbirine girecek. Biraz tabii şey Mirroring'i gibi de olacak herhalde. Mountain'la işte neydi diğerinin adı Hunt gibi böyle bir Clagon Ball, ha <laughs> Ball tarzı bir mirroring de olabilir burada, ama bilmiyorum nereye gidecek. Hatta burada Edison'tın şeyini de anlıyoruz yani, e, bu isim karışıklığı ya da kişi karışıklığını bir yerde kullanacaklar <laughs> yani belli derken... ki. güzel bir şey yaptılar. Um, Erek yani Renir ya da işte siyahlara yakın olacak olan. Aa pardon, o bir sonraki dedi. Ben zıpladım biraz. Söyle, Neyse devam et. Yani. Yani o... Ya Okey. işte Ego'nun e, tecavüz haberini getiren de o. Aynen aynen. Eric... Yok burada getiriyor. Bunun sonunda söylüyor aslında. Sıkıntı ha, burada var. Mı aynen aynen burada söylüyor. İşte hani onu Eric'in getirmiş olması güzel bir şey. Çünkü Erik Ego'nun ne mal olduğunu bilen kişi olarak Ego'na karşı çıkıyor hani. Aynen. Hani onun daha yakın takip ettiği için bu heriften kral olmaz lan falan diye bir şey geliyor. Hatta bunun bunun vurgusunu Alison Egan'la konuşurken yapıyor. Ya pardon değil, Dayanayla konuşurken yapıyor. Bu hikaye diyor bir tek şey biliyor bizim White Worm'un adam kadını. i̇ki iki bilen de şey yalnız ha. Hem neydi adı Talia mıydı? Talia, Talia aynen. Tayla Talia ile Erik her ikisi de şey. <laughs> Talia Casus. Aynen. <laughs> Siyahların destekçisi. <laughs> Hem bilmemesi gerekenler biliyor yani. Bu kadar olur yani. Aynen. Ee, buradan zaten geçiyoruz Viserys'in odasına. Ee, i̇şte Renira ile Damon Viserys'in odasına giriyor. Lego örümcek tutmuş. Şerefsizler o Lego herif ömrünü verdi be. Bir İnsan bak... bir tozunu alır. Edart Abi. nerede lan? Edart edart edart. E şu Hadi o adam hasta. Sen nereye gittin ne? eşşoğlu olacak. O gün beni kovdu odadan. O günden beri girmedim içeriye bak. Hadi bak yap ben sizi falan diye. Edart kızmış. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiştim. Bir daha yok herif ya. Ben orada piç konusu konuşuluyordu. Beni attı odadan ya. Güzelim. Ben dinlemek istiyorum. <laughs> çok kötü ya. Üzüldüm ya. Oğlum adama da üzüldüm sahnede. Kapatmışlar bir odaya. Yanına da bir çay koymuşlar. Herif zaten bitmiş. Pedi <laughs> Pedi Konsey'den şov yapıyor orada. Ah ah falan diye. Yalnız bak şeyde kitapta um, bu adamın kalp hastalığı mı var işte şeyde kalpten mi gidiyor öyle bir şey oluyor tam açıklanmıyor da işte nefes almakta zorlanıyor kızarıyor falan böyle işte yaşlanıyor şişmanlar şey, her neyse. Burada bu cüzdamı vermişler ona hani biz hem o taht şeyine uygun evet. hani taht kabul etmiyor muhabbetiyle hem de görsel olduğu için adamı gözümüzün önünde 8 bölüm çürüttüler yani. Evet çürüdü ya yani. herif. Çok doğru. Hastalığı versen o kadar görsel anlatamazsın hani. Damarları tıkandı. Bu raporları falan gösteriyorlar. Yani. <laughs> <vardı. gülüyor> %75 tıkandı bu, bu bölümde. <laughs> <laughs> çok, çok iyi. iyi gözüküyor ama yağlı yemeyecek. <laughs> Böyle <laughs> Meister'la <My> <laughs> konuşuyor falan öyle açılıyor bölüm işte onu yapmamak için bunu değiştirmiş olmaları güzel olmuş. O açıdan evet herife bakınca anlıyorsun evet daha fazla hastalanmış bir an diye. Kesinlikle ya. Bu çok %100 katılıyorum. buna müthiş bir tercih oldu. Artık böyle yüzü falan gitmiş herifin. Gözü düşmüş falan diye böyle. yani um, adam şeye doğru golumu da geçti artık. Goluma döneceğiz dönerken. Aynen <laughs> daha da kötü oldu. Tabi burada yine de burada Renira yine duygusal babam, canım babam falan diye girerken Damon bizim bir iş var abi falan onu halletmemiz lazım <laughs> diye geliyor. Direkçe. Bu şeye benziyor. Bizim direkçeli adama benziyor. <laughs> aynen aynen. Bizim bir direkçe vardı diye gelip Damon'a yapıyor da aynısını. şurayı at bakayım bir imza falan diye öyle. i̇mza alıyorum <laughs> imza. Diyorum, imza. <gülüyor> Damon. <gülüyor> Al şu kalemi hadi. <laughs> hadi siktir git. İlginç olan. Bak. Bence tersi doğru. Tamam. Bakamıyor bile bize. Evet. O kadar etkileniyor herif. Evet evet bakamıyor. Baş... Şey oluyor. Resmen... Şöyle yapıyor falan. Aynen. Hem öyle yapıyor hem de bu direkt ciddi konuşmaya başlaması bence duygusal konuşamamasından dolayı hani onu şey yapamıyor. Ha, baskıladığından diyorsun? dolayı diyorsun. Olabilir. olabilir. Aynen. Hani bir şey söylemek istiyor ama böyle bakamıyor falan çok üzüntülü olduğu için dur bari konuya gireyim lan diye giriyor sanki. Ben öyle geldi. Olabilir bu arada evet. ben daha duygusal baktığım için e, pek böyle düşünmedim için evet olabilir ya konuşamıyor olabilir yani. Zor Sa bir. Çünkü anda. böyle öyle bir geride kal, giremiyor sanki böyle hani şeymiş gibi göreceği şeyden korkacakmış gibi yani. Um, çok üzüleceğini anladığı için bakamıyormuş gibi oluyor. Sonra gelince de böyle direkt ya bizim bir işte şey iş vardı onu sen yap falan diye böyle yapıyor sanki. Bastıra bastıra artık içinde. <gülüyor> <gülüyor> Duygu göstermemeliyim falan diye. Ya tabii kendi karına karşı çok duyardı bu arada Damon. Ee, dediğin o açıdan da doğru. Yani ya yani vizyolisi zaten sevdiği ya da idealleştirdiği ya da işte şey yaptığı <laughs> dipten var yani zaten ...Damon'da. Ee, burada da bence ...altı sene sonra ikisi de ilk defa görüyorlar. Ee, bizim gibi onlar da şaşırıyor. Vay amın akım, ne olmuş sana ya? <gülüyor> 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 Bu arada tabii... Renira çocukları da tanıtıyor. Çocukları gördük. Ee, Damon'da olan çocukların Aegon e ve Viserys'i. Viserys'i duyunca zaten coşuyor bizim baba Viserys. Oh be tam krallara uygun bir isim <laughs> falan. Koşuyor <diye>. <laughs> demek <laughs> um, <laughs> Bu hangi eygun falan diye bu hangi ya falan. Ha şimdi ona soracaktım. Biz bu eygunları nasıl <gülüyor> ayıracağız <gülüyor> Birinin ölmesi lazımdı. <laughs> Aslında bu ilginç bir bu den şey um, Daemon Rhaenyra'nın çocuğa eygun ismini koyması Alistair'ı çok sinirlendiren bir şey kitapta. Aa. Onlar da Megan koydu. Bu bize hakarettir falan diye şey yapıyor Elisabeth aslında. Aa, aa. Burada, Burada belki onu hiç öğren... şey yapmadılar. Öğrenmemiş olabilir belki siklememiş. Gerçi bilmiyorum konuşuyorlar ama doğru. Evet burada hiç işlemediler onu. Hatta burada acaba bu çocukları gizli tuttular mı lan filan bile düşündüm ben bir an için. Hiç bahsi gitmedi ya sonra Egun muhabbetinin. Acaba hiç haytavurlara söylemediler mi bunları filan diye ama zannet... E, görmemelerine imkan yok canım. Poşette ben mi sokacaklar? Çünkü kitapta bu eigin meselesi işte biraz şey oluyor. Hem kriz yaratıyor hem de böyle eigindi oldu etmeye başlıyorlar ikisi bir hatta. Sonra hatta üçüncü bir eigin doğuyor. Ona da takoz aygın diye. <laughs> böyle mahalle lakabı. <de> <laughs> Sabek oluyor sonra. Bu mahalle lakabları da piç eigin, yavşak eigin. <laughs> 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 Aynen. İşte şifo eigin bu. Şifo. <laughs> <laughs> <Şipo. gülüyor> <laughs> şifo mu? Evet, evet. Türk tarihinde, Türk futbol tarihinde başka bir futbolcuya başka bir futbolcu adını vermek herhalde sadece biz <laughs> Niye <gülüyor> oğlum? Karpatların Maradona'sı falan var. Ya şimdi Maradona ayrı, Karpatlar. <laughs> şifo çok çıtayı aşağı koymuşlar harbiden. Evet, evet, Şifo yani <laughs> okey iyi topçu da yani. Şimdiden... <laughs> ne bu? Şey böyle, yeni de oğlu. Bizim bizim futbol. <laughs> Abi biraz daha yüksek koysaydın çıtayı. Ben çok şey yaptım <laughs> <laughs> Neyse burada herkes yükseğe koyuyor zaten. Önüne gelen Aegon koyuyor çocuğun adını. Aynen. Evet, buradaki da evet, krallara uygun bir isim. Viserys ismiyle. <laughs> burada aslında George Martin'in yaptığı bir cinlik var ama um, olmasın diye söylemeyeceğim şimdi. Hmm. Bu Aegon olması isminin George Martin'de bir şey yarat ne yapayım? Hikaye anlatırken onu bir şey için kullanıyor. Hmm, Neyse okay. söylemeyeyim boş ver. Aha. Girmeyeyim şimdi oraya çünkü spoiler olacak. Tamam hadi oraya girmeyelim. Belki bir gün dördüncü sezonda ne ölmezsek. <laughs> e, 4 sene e, 40 bölüm. Daha 30 bölümümüz var ha. Pardon 31 bölümümüz var yani. Bir şey kalmadı. Bir <laughs> bölüm <laughs> daha çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Buradan e, Damon ha bu arada bu sahnede Damon bir çaya bakıp şey yapıyor. Bir kokluyor. Bok içeri. gibi yapmışlar bu çayı. Dünün çayı bu falan diye. <laughs> Bunun üçüncü dalgası yok mu kardeşim? Bunu güzel ve 60 yapın kralıma falan gibi böyle kullanıyor. <laughs> e, anlıyor zaten böyle koku moku biraz şey yapıyor. Bir de bak işte Damon'ın değil Damon mi fazla bilgi abi böyle. Okuya okuya artık çay, çorba, tarih, ejderha her şeyden haberi var. Abi bir dakika kapı çalıyor. Dur geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yeşiller geldi alacaklar evden tancana Laris geldi Geldim. Heh, devam alacaklar yeşiller evden tenceren. Tam <laughs> yollamış. Yeşiller geldi vallahi ya. B bunu, bunu. Mesela adamlar geldi tenc. Neyse. <laughs> Götürecekler Tancan'ı. Ne diyordum? Ha tam şey diyordum ya. Damon çok okuyor, her şey biliyor falan diyordum. Bil bilmesi normal yani. Her şeyden anlıyor. Tabii canım. make of the Poppy büyük ihtimal çay gibi kokmuyordur yani. <gülüyor> <gülüyor> ne, koyun, ne koyun bu? Afyon lan. <laughs> i̇şte basmışlar bunun şeyi. Çürüyorlar seni. High vermişler, vermişler şeyi. Um, başka dünyalara yollamışlar seni artık. Yazık ya. ya burada um, şeyi şey um, Vizeris'in çocukları ağlatıyor olması da hemen foreshadowing. Ne şey. <gülüyor> <gülüyor> I'm sorry, I'm sorry. Evet, sizin de geleceğinizi kararttım ben çocuklar diye. <laughs> göreceğiz, bunları hep göreceğiz. Ee, bu foreshadowları hep anlayacağız. Yani, yani. Hani öyle çocuklara bir şey olacak anlamında spoiler vermiyorum. Hani sonuçta savaş çıkaracak. Gelecek nesillere bir savaş şahman ederek biz de şey yapıyor herif. Aynen O anlamda söylüyorum. Yo öyle canım orası öyle yani. Ona geleceğiz. Onu hatta oraları 9'da daha güzel konuşacağız gibi hissediyorum. Ee, hmm. Dayana sahnesi var. E Aygın'ın as Erik Erin getirdiği bilgi Aygın'ın odasında Dayana isimli bir hizmetliğe işte arkadan saldırması ve taciz etmesi. E, durumu var. E, artık herif şeyi de geçmiş yani. Hani önceki, öncekilerde böyle bir gülüşmeler, hani birlikte oluyorlar böyle karşılıklıymış gibi bir e, durum varmış gibi lanse ediliyordu seyirci. Artık Egan tam bir şerefsiz adi bir orospu çocuğuna dönmüş yani artık. Böyle tecavüze falan geçmiş yani konu. E, bayağı tatsız e, ve bunu duyunca zaten Alison iyice deliriyor. E, ve bunun bilgisini de işte Talya'da, <laughs> Talya'da gelmesi, White Worm'a çalışan Talya'dan gelmesi ve Erik'ten gelmesi de ayrı bir sıkıntı zaten. Ha burada Diana ile konuşuyor işte Alison. E tamam kızım ben senin yanındayım falan deyip sonra benim tahminimce ki orada şey diyenler de olmuş. Kızı kesin öldürdü falan. Bence Renira'ya e verilen çaydan, düşük çayından veriyor orada ama bilmiyoruz tabii Diana'yı görmedik daha sonra. <gülüyor> <gülüyor> ba yani benim de kesin öldürdü diyen hıyarlardan biri benim aslında. <gülüyor> 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 um, daha doğrusu yani tabii ki orada şeye açık bırakacakları belliydi. Um, hani kesin öldürdü diye da öldürmedi bilmiyorum bize bırakacaklar onun şeyini. Ama um, kitapta da bir hovarda bir karakter olarak şey yapılıyor Egon ama işte Prense Hovarda diye işlediğin zaman senin dediğin gibi hani etrafında çok fazla prensle yatmak isteyen hatta işte şey insan bulunur yani hiçbir zaman bir tecavüzcü olup olmadığı söylenmiyor. Sadece söylenen bir şey sanırım çok e, genç bir kızla ilişkiye girdiği yazılıyor şeyde kitapta. Ama onu da hep sen ben şey olarak okuyorum yani hani işte Street of Silk'e gitti işte işte Young var mı işte hani sonuçta bunu herkes yaptığı için bütün Lord'lar bu tip şeyleri yaptığı için ya hani o da çok onlardan eğlen, öğreniyor. Ekstra bir hmm. sapıkmış hani bundan söylemiyorum ama hani anlatılan dünyada Lord'du, Prens'di bilmem neydi. İşte genç kızla ilişkiye girer evet. Yani hani çok Aegon'un ekstra bir sapık olduğuna da daha çok bu Hobart'da işte bunun pitchleri var filan falan diye anlatılıyordu. Ha 12 çocuk yaşında çocukla ilişkiye girdi. Şeyini büyük ihtimal orada George Martin bize anlayın bak bu aslında o Hobart'dan <laughs> biraz daha fazlası diye bırakmış oraya büyük ihtimal. Çünkü Hobart'lık yaptığını yazabilirdi sadece ama onu da yazmış oraya. Burada direkt tecavüz um, ettiği şey yapılınca eee um, biraz şey olmuş ne diyeyim biraz cesur bir karar olmuş hatta <laughs> um, ya yani çünkü Aegon'un işte savunulacak hiçbir tarafı kalmıyor yani hani Yok, öbür şimdi... türlü işlediğinde hala hani diyordum ya Aegon benim kafa ya içiyor içiyor <laughs> o zaman da gösteriliyordu yani işte kızlara işte çevresinde kadınlara baktığı işte bilmem ne şey yaptığı da hani ee, tabi daha sumut çok fazla işte sallamıyorduk. Daha light de. Onlar da böyle gülümsüyorlardı falan hani. Utangaç utangaç. Hani onlar Aynen. da. Bir de şimdi hani... sen seninle yatmak isteyen insan çok olur yani. Hatta senin piçini doğurmak isteyen kadın da çok olur çevrende. Çünkü prensin çocuğuna sahip olmak hani belki ileride kral olacak yani ne biliyorsun. Çünkü prensin gerçek varisleri öldü belki. O zaman piç ile şey yapacağız, meşrulaştıracağız. Peki burada bir şey diyeceğim. Ee, şimdi tabii çok fazla house var da ee, Westeros üzerinde. Dur, ne <laughs> Westeros'ta çok az var. Ama şey, bunların içerisinde Targaryen'lar kadar sarı olan, renkli gözlü olan falan az var. Benim bildiğim hatta yani yok gibi bir şey. Şimdi bu Dayana da var onlar he? <laughs> <laughs> burada değil Velaryon'lar vardı ama onlar burada değil. Ha, onlar orada değil. Tabii onlar vardı işte. Dayana sap sarı ve mavi gözlü. Yani burası da biraz böyle şey çatışması ikilemi gibi. Bu da birinin çocuğu mu lan acaba O kadar yani böyle güzel de bir kadın falan. <laughs> ya da işte ileride oradan doğacak olan bir belki Pitch mi ortaya çıkacak. Hani o şey çalış Gerçi Dayana öldü abi Dayana. <laughs> işte bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Evet sarışın olmasının ben de düşündüm sarışın yapmış olmaları ne anlama geliyor diye ama bilmiyorum işte şeyde bir yani bir değil mi? Şey anlamı olacak. Yok ben bir anlam var diye değil de sanki zaten Red Keep içerisinde daha öncekiler de farklı karakterler de belli ki bir şeyler yapmış gibi hissettim ben biraz daha ha, sen o başka Targaryen <laughs> yandırı biri olabilir. Aynen aynen. Saçmışlar yani oraya. Zaten bu böyle giden bir şey ve Aegon'a bu yüzden aslında kızıyorum. Ama herifin örneği de çok kötü abi. Bu yani anladın mı? Adamın önündeki örnek. Kaçtı. Pitch Pitchleri olması zaten o yüzden dedim, anlatmaya çalıştığımda öyle. Pitchleri olması, hovarda olması herkesin yaptığı şey. Ha, Tecavüz etmesi değil. Um, sonuçta şeye benziyor. Hani günümüzde e, ünlü birisi ya da futbolcu bilmem ne tecavüze böyle çıkınca şey olur ya. Bu adamların da her tarafında kadın var. Niye tecavüz diyorlar? İşte öyle bir şey değil o hani. Tecavüz olmak evet. belli bir şey göre geliyor. Ne kadar kaç kişi olduğuna alakası yok çevrende. Um, i̇şte Eger'in maalesef o kişilikte olduğunu göstererek bu redeeming şey bırakmıyorlar ona fazla. Ya bu saatten sonra bana Eger'in savunması kimse yani. Tabii Rica, rica <laughs> um, o yüzden dizinin bazı şeyleri gri bırakma şeyine biraz aykırı. Hani mesela Rhaenyra, Alicent, Viserys gibi Belli bir yöne çekilmesi olması gereken karakterleri hep iyi yaptılar. İşte mantıklı falan oldu. Aegon'a tersini yaptılar. Aegon Grey kalması gerekiyorken alıp e, tecavüzcü yaptılar. Neyse yani bundan sonra tutarlı gittikleri sürece önemli değil ne karar aldıkları. Yani ona göre işlesinler. Yani Diana konusunda da şey yani Alicent'in kullandığı kelimeler işte en başta beni zaten tetikleyen işte o I won't tell anyone dediği zaman kadın aynı mont won't diyor. He. Orada ben Allah tam kesin ölür. Kesin hocam konuşacak <laughs> bu kız. Şey ne <laughs> ya da arkadan Laris gelecek. Tamam tamam sen biliyorum ben sen kimseye söylemeyeceğini. Laris sen bu kızcağızı bize yap bilen gidecek ondan sonra beraber <laughs> diye ayaklarını ha, şey alıp gidiyor ha ha <laughs> ha şeyi verirken böyle it's best to be sure diyor. Monty'yi verirken evet dedim o oh, best to be sure kesin a poison kesin <laughs> ben de soruyorum böyle. Ondan sonra bir de Helena içeri girip dayanayı soruyor ya o da böyle üzülüyor falan şey Alısıntı. Ya dayan evet. evet. Yok artık. Dayana gibisinden böyle bir şey Helena'ya sarılışı var. Dedim kesin dayanana iyi öldürdüler bunlar. Hani bir şekilde çizdiler. Ama neden para versin ona? Hani neden şey yapsın? Para da veriyor ona böyle. Bilmiyorum ama belli ki onu şey olarak bırakmışlar bize. Yani orada evet biraz evet. şeye bırakıyor. Yani Alicent gerçekten bu kadar cruel oldu mu? Yoksa e, işte bir şekilde çözüyor mu hala gibi bir yere bırakıyorlar. Bilmiyorum yani evet, evet çok üzülmesi Biga... vesaire öldürmüş Biga... gibi geliyor ama Bence öldürmedi ya. <laughs> evet ben gerçi bu bölümde bu bölümün e, genel olarak Alison'ın hareketleri bu bölümde çok fazla yalan politik değil aslında. Samimi olduğu şeyler ama ya yani mesela üzüntüsünde de samimi olabilir. Çünkü bir sonraki saniyede gidip Aegon'a kızıyor işte "Yorunar hmm. sana my diyor. Ya da işte ...daha dindar gösteriliyor ya... ...mesela bu bölümde mesela... ...bence Ellison... ...mesela ben dedim Hightower'lar bunu... ...siyaset için kullanıyor ama... A, ...bence Ellison değil onu yapar... ...Ellison harbiden şeyden sonra... ...bu bıçak sahnesinden sonra... ...böyle dindar... ...şeyde... E, alt, ...aileden gelen ya da... ...karakterlerde şeylerde de olur yani... ...adam mesela... E, uyuşturucuyu bırakır. Hani dine dönerek filan ha, bırakır. Ha. Hani şey olur. Hani onu bir şey olarak kaçış kapısı olarak kullanır. Allison'da biraz o olmuş sanırım. Bu tanesinden e, sonra Allison biraz işte o kendi kültüründen gördüğü daha biraz daha dine yönelme şeyini yapmış yani. E, o yüzden burada da söylediklerinde hani genel olarak bütün bölüm boyunca Söylediği şeylerde Samimi olduğuna inanıyorum yani Tutarlı bir samimilik var gibi sanki O ya, yüzden belki Olabilir yani Sen deyince şu olabilir diye düşünüyorum Hani öldürmüyor taraftar hala ama Öldürmek zorunda Kalmış olabilir evet hani Babamma gidecek bu zaten ben öldürmesem Biri öldürecek ee, içim kan ağlasa da Yüreğim parçalansa da bunu ben yapmalıyım gibi bir öldürme olabilir belki. Yoksa ben hani böyle yani şey işte. e, cani duygularla bunu öldürmem lazım. Artık sen orospusun öldüreceğim seni falan gibi bakışla öldürmüyordur yine de bence öldürüyorsa da. Ha evet o good of the realm işte diyarın iyiliği için öldürüyoruz falan diye kesin onu can righteousness'ını yapıyordur. Zaten genelde insanların yeşil savunucusu olan insanların şöyle <laughs> bir şey var. Arkadaş Damon da Heraltı yiyor, ondan nefret etmiyorsunuz ama işte Allison yapınca, Otto yapınca kötü oluyorlar. İşte aradaki fark o yani. Damon bir şey yaptığı zaman, onun bir kalıba bir siyasi şeye bilmem ne uydurmanın peşinde değil yani bu self righteousness denilen işte bu tam Türkçe'sine bilmiyorum açıkçası konunun ya da Allison ya da Otto yaptığı zaman sürekli bir takiyem mi onu diyarın iyiliği için yapıyoruz. Şeyi var. Kalıbı var üzerinde sürekli. Ya ben bu kadını öldüreceğim ama neden öldürüyorsun? İşte diyarın iyiliği için. Ben bu darbeyi yaptım diyarın iyiliği için. Biz haklıyız. Biz işte bilmem neyiz. Ha, da Damon da öldürdüm. öldürdüm karımı canım falan. Sevmiyorum. Ama. İşte aradaki fark o yani. Yoksa her kötü şey yapan karakterden biz nefret etsek dizimizi izleyemeyiz o zaman. <laughs> ha, tabii canım yani karakterin ne yaptığının bizim kendi etiklerimizle bağlı, bağdaşıp bağdaşmadığı belirlemiyor yani karakteri sevip sebebimizi. <laughs> karakterin ilginç olup olmadığı belirliyor. Aynen, o yüzden yani. de Hightower'ların en büyük problemi bu. Her yaptıkları şeyi biz diyarı için yaptık biz bunu ya da dinimiz yaptık. İşte her şeyde Kristen de böyle. Hani Of Crispin deme bana ya. <laughs> <Crispin Artın. diyeceğim. gülüyor> o da kolay. Gerçi dizide o kadar değil. Kitapta daha öyle. Dizide tam bir goleme döndü maalesef. Neyse onu önümüzdeki bölüm konuşuruz yani. <laughs> onu konuşacağız aynen. Neyse burada evet sen dediğin gibi öldürmemiş ve de gerçekten samimi olma ihtimali de var. Dizinin tonu genelde öyleydi. Ya evet belli olmaz yani ama e, de, çok ikilem yap çok iyi bir sahne bu arada burada yönetmeni de senaryoyu da e, ha, bir şey de, daha söyleyeyim pardon ha. biliyorum kadın yönetmen tecavüz tecavüz sahnesini tecavüzü göstermeden gayet etkili bir şekilde evet. işledi bu arada bu da seks sahnesinin gereksizliğini hani o The Young birinci sezonda Calderon'un deneye tecavüz ettiği sahne Evet. Böyle insanlarda tepki yaratmıştı. İşte gerek yok tecavüzü etkili bir şekilde anlatmak için illaki bir kadını aşağılanırken göstermene gerek yok. Birazcık secebelik yapayım <gülüyor> <gülüyor> Yo çok haklısın. Hatta ben de şunu ekleyeyim. Genelde tecavüz sonra böyle kadın böyle günahkar, yıkılmış, çıplak, böyle işte yarı parçalanmış falan gözükür. Burada Egan çıplak ve böyle pis bir şekilde yatarken ee, onu öyle buluyor. Yani oradaki şey, aslında pis olanın erkek olduğunu, yani çirkin olan erkek olduğunu iyi gösteriyor orada. Tam kadın kafası gözü orada çalışıyor yani. Diğer kız sadece korkmuş yani ve o korkusu da e, hayatta kalma korkusu zaten. Hani e, çünkü biliyor oradaki sistemi nasıl işlediğini. Ama işte öyle bir şey de var. Acaba daha önce bu olay yaşandı mı Elisonton o? <laughs> kadınları yok etti de kız ondan mı o kadar korkmuş, ha. korkmuş diye düşünmedim değil yani. Bu da olabilir çünkü biz diğer hiçbirinin kaderini <laughs> görmedik harbiden. <laughs> Aynen hepsini Larisa e verdi Sarayda Laris'e ver <gülüyor> 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 Ya en kötü um, hapse attırmış olabilir Laris biliyorsun bunları atıyor kullanıyor bir şeyler yapıyor ya da belki Laris onları kendi şeyine bile çevirmiş olabilir kendi e dilini Aynen. Askerine, istihbarat teşkilatına çevirmiş olabilir yani. <laughs> yani zaten um, ya dediğim gibi güzel sahne olmuş şeyde. Hani Çok iyi sahne, Zaten evet. bu işte, talya geliyor falan böyle. Buzdolabını açıyor. Böyle 400 şişe munti falan var. <gülüyor> <gülüyor> tamam, buyurun. Hazırladım ben <laughs> Bu haftanın soru tamam. <laughs> Yeter artık be falan diye kızıyorum. Önden bana. ben hazırladım. <gülüyor> <gülüyor> of. Egon sahnesi, Egon'un evet şeyinde de Alison'ın samimi olabileceği şeyi, Alison, um, Egon sahnesinde birazcık şey yapıyor çünkü ah, direkt yani You're not mind diye bir hmm çıkışı var. Yani. Direkt Daha doğrusu orada söylemek istediği sanırım Alicent hayatını dediğim gibi hep righteousness olarak yaşadığına inandığı için yani hep ben doğruyu yaptım, hep kurallarına göre oynadım, hep ben işte şey ne gerekiyorsa gelenek, görenek onlara göre davrandım. Ondan sonra çocuğum tecavüzcü ortaya çıktı. Bir an için şey yani Alicent'ın yaşadığı inanamama. <laughs> Hani sen nasıl benim çocuğum olabilirsin lan? Yani ben hep doğruları yaparak e, yaşadım, ortaya tecavüzcü çıkardım. E, artık iyice inanamıyor yani. Ya inanamaması ne? normal zaten. Şimdi bir de çocuk yaşta anne olduğu için zaten böyle bir tecrübesi de yok. Annelik bakış açısı sadece e, ben benim kanım dışında bir şey de yok. Ve çocukların hep gördüğü ya yani Egon'un burada aslında şey sensiz biraz dramatik. Sen benim çocuğum işte ben bunu istemedim hemen ağlamaya başladı. Yani Ona ilk bakışta şey derse tamam zaten bu çocuk broken. Ama bir yandan da zaten aslında Edison da aynı şeyleri yaşadı. Yani başka bir yani gücü onun üzerinde e, tahakküm etmesiyle babası ve Viserys. Tabii Viserys bunu daha romantik düşünüyor ama yani hadi onu geçtim hadi babası e, babası direkt yani kızını sattığı günün sonunda. E, zaten aynen. bu Egan'ı böyle salladığı sahnede söylemiştik ha, yani. Aynen. Neyse babasının Alicent'a yaptığını yaptığı neyse Alicent da Egan'a yapıyor yani. Onun farkında olmam olmaması belki bu bölümde farkına varıyor yani. Bu bölümde harbi harbi bir sonraki sahnelerde de yavaş yavaş Alicent ikna oluyor şeye. ...Agen'in kral olmaması gerektiğini... ...son sahneye kadar. <laughs> Maalesef öyle bir... ...kurgu yapmışlar yani. Alicent'i son bir defa daha... E, ...bu işe... ...vazgeçecek noktaya... ...getiriyorlar. Ki zaten... E, e, zaten ...gerçekten vazgeçmiyor. Ama öyle işler var. Onu konuşacağız zaten sonunda. Bir de son şunu ekleyeceğim. Agen'le Ament zaten kendi... ...güç tahakkümlerini kuramadıkları için... İşte onlardan zayıflarla uğraşıyorlar. Zaten Eamon da ilk ejderhayı bulup sizi yaktıracağım demişti. E zaten Egon devamlı gücünün yettiğine davranıyor. E zaten bunu öğrendiklerini uyguluyorlar aslında. Yani hatta çok büyük bir şekilde Alicent ve Viserys hatta Otto da ama bunun hiçbir farkında değil. Sonradan o yüzden Alicent de şok oluyor. <laughs> Aa, doğru lan bizi şöyle düşünmedik de demiyor bence. Yani çok anlamıyor da yani o kısmı. Nasıl böyle olabilirsin? Biz seni dini kurallarla büyüttük. Ha ha. <gülüyor> <gülüyor> evet ya dinciler hiç tecavüzcü olmaz. Tabii. Ee, bu... <laughs> <laughs> Buradan... Helena'ya girip sarılıyor zaten. Kusura bakma seni bu dal yaraklı evlendi. Evet ya. <laughs> Helena yazık lan. Minnoş kız etrafta dolanıp böyle örümcek var, böcek var falan diye geziyor yine. Neyse <laughs> gerçi sana da. Alison, ee, Damon ve Renira sahnesi şeyin odasında, Viserys'in odasında Damon böyle artık tahta oturur gibi yine koltukta oturuyor Renira böyle yanında falan ee, tabi burada laf sokuyorlar işte ee, her yere çiçek böcek koymuşsun yok yıldız koymuşsun sen ne ayaksın bizim bayraklar nerede <gülüyor> aynen <gülüyor> ya şey diye bayrakları da mı reçeteye yazdın Meister ne anlatıyorsun Fala. aynen laf sokuyor Hatta burada şey diyor. Bizim Meister'a mı göstersek Gerardi Gerardi Gerard mi? Gerardi. Yani, evet. Yani evet. Ona, ona mı gösterseydik falan diyor. Belli ki Meister Gerardi's Renira'nın e eğer şey olursa alabilirse hakkını onun Meister'ı olacak gibi herhalde öyle önemli biri gibi hissettim orada. Hemen onun isminin verilmesi. Çünkü özellikle Meister ismi verildi ilk kez yani. yani Gerardi's George Martin'in asistanlarından birinin adı. Harbi mi? <laughs> Yani şey. Evet, şeyde bir rol oynuyordu. Daha doğrusu şey rol oynuyordu. Um, and en Dragonstone'un meester'ı herhalde King's Landing'e getirip uh, işte o Orval'ın yap Orval değil, ondan önceki ha, şeyin yaptığı dallama diyorsun <laughs> Melos'un yaptığı şeyleri mesela Jaerys evet. gelip mesela Viserys'in parmaklarını kesiyordu filan o şeyi hastalığı falan durduruyordu Cerardes. Ben kendi master'ımı getireyim, şey yapayım falan diyordu Renier'a. E. Ama burada onu yapmadılar. Belki Cer Cerardes'i yine görürüz büyük ihtimal önümüzdeki bölümlerde Dragon oynar. Onu kullanabilirler özellikle ismini geçirdiler. Hmm. bu sahada çok bilmiyorum söyleyeceğimiz bir şey var mı senin gözüne takılan? Burada um, zorlanırken görüyoruz şeyde. Doğru politik konuşmakta. Çünkü Alicent az önce inandığı şeylere <laughs> aşırı ters olan. şahit oldu. Aynen. Hani harbi harbi hani Alicent samimi demiştim ya. Burada da Alicent um, iyi bir kral olmayacağını anladıktan böyle yarım saat sonra falan girdi herhalde buraya böyle. Tam olarak kafasında bir yıkım yaşanıyor. Burada konuşurken böyle hep politik olarak doğru olan neyse onu söylemeye çalışıyor ama oyunculuk olarak güzel oynamış böyle zorlandığını görüyorsun. Doğru doğru. Sükerim Eyğrün <laughs> ya istemiyorum ben bunu <laughs> basıp gidecekmiş gibi bir hali var böyle. Şey de sordu Zaten ya. Edison Renire'ye siktir et lan attığım ejderhaya gidelim ya bas, gide, bas gidelim dese giderler bence fazla uğraşmazlar o saatten sonra. Sen de Renire ile Alicent'i seviştiremedin git. He ya vallahi <laughs> onları çi çift olarak gözümde <gülüyor> titiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu arada işte şey, pardon bir şey, şey. sözünü kesiyorum. <laughs> şey videoları çok iyi ya. Bir sürü çıktı öyle. Bunlar işte e, Emily Cook'la şey Emma Darcy'nin beraber konuştuğu videolar aşırı hype şu anda. Herkes onları, onlar çok tatlı program yapsınlar falan diye herkes deliriyor böyle. Ha sen de bana gösterdi bir tane içkiyi patlatmış. Ha içki patlatmışlar. Emma dersinin şey yaptığı bir içki şimdi yok satıyormuş. <laughs> İnanılmaz. Bütün barmenler bıktı artık. <laughs> Ay aynı içki yapıyoruz bütün gün falan diye. <laughs> Emma Darcy bebeğimiz ya. Ee, um, var mı ekleyeceğim bir şey saniye? Yani burada Damon'ın da biraz um, karakterin biraz daha olgunlaştığını görüyoruz. Damon'ın hani yakıp yıkmak yerine böyle laf sokmayı ilk defa çünkü genelde Damon konuşmayan aksiyon adamı olduğu için. Evet. Bence ilk defa burada Damon'ın böyle atar yapıp ortalığı yakıp yıkmadan böyle laf sokarak um, şey yaptığını görüyoruz. Prenn'da açıranda... Renira etkilemiş olabilir mi kes? <laughs> Bak Renira ile Damon pardon, Layna ile Damon ilişkisinde Damon Layna'nın konuşmalarında baymış bir pozisyondaydı. O çok fazla görmedik ama evet. Ya Hatun artık geç oldu, kafayı sıkma filan diyordu. Değil. Renira konuşunca mesela o bir önceki sahnede King's Landing'e gidiyoruz o zaman dediği sahnede Hani Renner'e ya sen saçmalama ya sen paranoyak oldun. Reynis bize şey yapmaz gitmeye gerek yok. Siktir et falan demiyor. Dinliyor. Aynen işte. Et, etkisi var muhtemelen. Bir Biraz adam. olgunlaşmış. <laughs> um, i̇şte burada da dediğim gibi Alicent'ın mesela işte siz um, Damon işte Viserys'i uyutuyorsunuz falan diyor. Alicent'ın ben buradan gerçekten Viserys'in acı çekmemesi için ona ilaç verildiğine inandığını bence de tahmin ediyorum. Evet evet bence de Alicent. öyle. Ama Otto değil mesela. İşte aradaki fark o yani. Alicent ben, samimi olabilir o şeyde ama Otto onu oh verelim ilacı ortamda <laughs> at koşturalım diye bakıyor. Zaten Alicent'in işte bu kadar şeyi görememiyor olması zaten başka bir problem. Hani belki görüyor da görmezden geliyor tabii o da. Ya artık bence orada evet. şey ikileminde çok sıkışmış. Hani ipleri vermediğini düşünüyor bir yandan ama verdiğini de farkında bunda itiraf edemiyor. Zaten hep ipler evet. Otto ve Tebas'ın elindeydi yani Bunu yani. ta şeyde söylemiştik işte bu. Hem Hemlerin hem de Chris aslında Elisent'ın elinde olmadığını ikisi de bir bölümde işte birisi spoil county falan diyordu. Evet. Öbürü de ailesini yakıyordu. İşte Alicent aslında kontrolü elinde olduğunu zannediyor ama değil işte çoktan gitti kontrol. <laughs> bu üzücü olan da bu zaten yani. Ee, evet. Buradan Jace, Luke, Jace ve Luke şeye çıkıyorlar meydana çıkıyorlar <gülüyor> 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 meydanda burada bir forshadow var sanırım. Ee, Arik ve Erik şey kılıç idmanı yapıyorlar çata çuta. <laughs> Arkada. Onları. Evet evet. Arkada dikkat etmeyenler varsa demin bahsetmiştik Arik Eric ve Erik'ten. Onlar böyle birbirleriyle takılıyorlar. O sırada da Eamon'la da Crispin kol takılıyor. İdman yapıyorlar. Ben bir hatırlayamadım açtım ilk bölüme baktım. Aşağı yukarı Damon'la Cole'un e, turnuvadaki kapışmasına benzer figürleri sergiliyor yine kol. Yani ta şeyi kırıyor. E, kalkanını kırıyor Gürz'le. Benzer şekillerde sallıyor falan. Farklı olarak e, Aymond daha atletik, daha çevik, e, daha böyle korumasız takılıp, daha farklı bir dövüş stiliyle Damon'a göre takılıp sonunda üstünlüğü alıyor ve kolda hiçbir şey yapmıyor. Öyle kalıyorlar. Sonra da o yenler gelmiş, "Anamı mı geldiniz falan diye iyice böyle pisleşiyor hemen orada. <laughs> e, tabii burada Gerçek silahlarla da idman yapıyor olmaları biraz saçma çünkü herif bir de gürs kullanıyor. Hani evet, kılıç tamam. gibi filan da çok kontrol edebileceğim bir şey değil. Hani kopsa gitsin. Aimon, <laughs> kopsa ya da Eamon ayağa kaysa bir saniye şey yapamazsa beynine patlayacak yani. <laughs> Sonra bir şey olacak. Hani gerçek şeylerin kullanılıyor ve... o kullanılıyor biraz saçma olmuş. Tabii canım ve sıfır koruma bu arada Aymond'da. Hiç şey yok. Aynen. Armor yok A yani. Şöyle gürüzde kalkana vuruyor falan. Lan elini melini şeyini kopardı gitti <laughs> yani. ne yaptınız? Hani kılıçla kılıç olur da dersin ki bunlar ikisi de birbirine güveniyor işte. Aynen. Ha, şey anlamında. Kontrol anlamında. Gözünü falan çıkaracaksın yanlışlıkla. <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> <olur>. <gülüyor> İkincide <laughs> gidiyormuş. Aa, <bana> gidiyor. Aynen. <laughs> şey, neyse Luke Jace geliyor böyle. Bakıyorlar. Büyümüş bunlar. Jace, 6 yaş yaşlanmış. Yani 40 yaşına gelmiş. Bu şekilde. <laughs> o da doping mi yapmış? Ne yapmış böyle basmış? <laughs> P.E.D.leri basmış Eymen. Ama olur öyle böyle ergenken bir yaz ayrılırsın yaz öncesinde. Ertesi yaz bir gelirsin sınıfın en küçük çocuğu ayı gibi olmuştur böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu herif artık Kristin Cole Cole'dan bile yaşlı. Kristin Cole yerinde sayarken Eymut geldi geçti onu böyle. Evet ya. Hemen... Bu arada kitapta Damon'la Viserys arasında da dört yaş var. <gülüyor> <gülüyor> Burada yaş ne bilmiyorum da herifler ya, arada böyle yaş farkı ilk bölümde 10 ken ya da 5 ken şimdi 55 oldu. Burada da <laughs> Kristen Kolu Eamon geçti herif. Evet ya biri stresten herhalde öbür. Çocuk stresten ben, çok Luke yaşlı. Luke'la Jason gözü de bir an için ha siktir Eamon'da bak ne olmuş hayvan gibi oldu. <laughs> oğlum. oğlum herifle taşak geçiyorduk. Pink Dread falan ama bak adam ayı olmuş. <laughs> Dövmesin lan bu bizim falan <laughs> Ve dövüyor sonra aslında. Yine <laughs> bir Şey de yapmışlar. Bir de tek gözüyle savaşırken onların geldiğini de görüyor ya. İşte böyle. Evet. Oh nefis. Did you come to train falan diyor böyle. Bak tek gözümle Kristen'la kapışıyorum. O anda bir de sizi gördüm bile geldiniz. Yani. O kadar herif. <laughs> tek gözüyle <gülüyor> eğitmiş <gülüyor> böyle. Ha, bu yani arada, Neyse evet, evet, Kristen'ı da ee, şey, şey ha, oluyor yani son. Dur sayıda, <laughs> Giremedik. Ee, Weymouth geliyor tabii bir de bu sahnede. Ee, ee, şeyin e, Valaryonların tema müziği Ona yollamışlar şey ama. Karşılayacak ee, şey. Ha tabii ona, 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 yolluyorlar. O bayağı havalı geliyor yani. Prenses'e yollamıyorlar. Driftmark'ın ikinci çocuğuna bütün şeyi yollamışlar. Çakarlı araç yollamışlar. <laughs> <laughs> Emniyet şeridinden gelmiş değil mi? <gülüyor> 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 Street of Silk'te falan hiçbir trafikte takılmadık diye. <laughs> Daha sonra zaten Raymond'ı da hemen şeyde görüyoruz. Otto ve Alison'da muhabbet ederken görüyoruz. Ya işte Viserys'iydi yıllarca barış marış idare ettik ama işte savaş kapıda işte şöyle oldu böyle oldu. Yani düşününce aslında tekrar işte Stepstone sorunu çıkıyor. En başa sardığımızda zaten Otto'nun buradaki göttüğünü yeniden anlıyoruz. Stepstone muhabbeti olurken onu ilk sikletmeyen Viserys'e de Otto'ydu zaten. Ya hallolura ha, kralı yormayın. Şimdi kralımın işi var falan gibi takılıyordu yani. E şimdi geldi kendi götüne dayandı. Şimdi kendi götü yüzünden başkalarıyla da e, bu konuyu çözmek zorunda kaldı. E, orada acayip bir ikilem olacak bence Otto için. Yani kendi planları da bir gün gelip götünü tırmalayacak gibi hissediyorum yani. <laughs> yani Weymouth'un Burada gene Alışıntın önemli hala Alicent, Eamon Egan sahnesinden sonra tamamen kafası karışmış durumda. Burada Çok... işte stresli olduğunu söylüyor işte. Um, Waymond Otto rahat. Waymond hatta oturuyor filan böyle. Dur ben şöyle bir oturayım Small Council'a. <laughs> oh. yani kimsin lan sen? Lord bile değilsin dedi. <laughs> Oturma bir kalk. E, yani artık Alışıntın bu kadar şeyin farkında olmaması hani o bakın bu adam bizi donanmayı e, teklif ediyor. Orada artık pazarlıklar dönerken Ellison hala neyse spoiler vermeyeyim de hani sonra aa siz şey, iş mi çeviriyordunuz benim arka. Burada aslında, aslında kamer şey. burada kamera konuşuyor aslında en son e, full geri çekilip arasınıltmasa masada yalnız bırakıp sandalyelerin böyle parmaklığından Edison'ı oraya yerleştiriyor böyle. Zihni hapsolmuş gibi. Göremiyor gibi ha, yani Hapsoldu aynı. Aynen. Güzel, güzel bir kareydi yine. Çok güzel yakalamış orayı yarın ile beraber. Yani. Orada başka bir şey yok zaten herhalde. Bu sahnede böyle kısa yok, bir abi, Bir sonraki sahneye artık hazırlık. Aynen. Ee, zaten bundan sonra bence sahne, bu sahne çok güzeldi. Reyna, Reynis ve Renira sahnesi. Ee, Reynis, Reina, Renira. Renira, Amra diye hepsi birbirine giriyor. <laughs> bir Rey, mantizmi alalım Seyirci yine mağdurluk oldu. Kimdi oğlum bunlar? Bir açıklayın falan diye. <laughs> Reina, Demon'ın küçük kızı hatırlamayanlar. <laughs> Reynis, babaanneleri Corlys'in karısı. Evet. O da Wild'ın 14. çocuğu. On <laughs> 14. çocuğu. Ben de şey gibi kapıdaki çırtkan gibi bağırıyorum böyle değil mi? Bilmem neyin <laughs> oğlu, yedi krallığın götü, ödün başı falan diye. Ya burada şey önemli tabii yani e, Damon'ın varsaydığı konunun çok da varsaydığı gibi olmadığı. Aslında Rhaenys'in e, biraz içten içe öfkeli olduğunu, e, Rhaenyra'nın da bunu hissettiğini, yine bir kadın olarak hissettiğini ve bir anne olarak hissettiğini buna karşı cömert ya da çaresiz Reynis'in e, tabiriyle bir teklifle geliyor. Bizim çocukları evlendirelim diye. Ve bence burada Renira'nın e, cevabı çok acı. Yani üzücü falan değil acı yani fark etmez diyor. Yani ne fa yani doesn't matter. Kendisi halbuki çocukken buna çok önem veriyordu. Ben işte istediğimle evleneceğim şöyle yapacağım ama baktı ki hayat kadınlar için Westeros'ta böyle işlemiyor. En azından biz kadınlar olarak kendimizi kollayacaksak bu sistemi işletirken kendi kararlarımızla bunu yapalım mı? Anlamış durumda gibi hissettim bu sayede. Yani Reynes'in burada daha önce dediğim gibi tam olarak neyi planladığını öğrenemiyoruz. Çünkü tahttaki sahne farklı gelişiyor. Hani o Sen otor, burada stratejisi falan. yanlış diyordun. Anlat ha, bakalım yanlış, neymiş? Şey. <laughs> tam olarak stratejisini bilmiyoruz, öğrenmiyoruz. Çünkü işler farklı gelişiyor. Ama şimdi burada Renire diyor ki yarın sana Hightower'lar ilk derbeyi vuracaklar. Evet. Hmm. Okey. Um, o zaman Hightower'ların burada belli bir karar alacağını sen um, şey yaptın. Öngördün. Taklısın bu konuda. E sen neye, neye geldin ki buraya? Yani sen neyi savunacaksın? Çünkü eğer Hightower'lar Baymont'la danışıklı dövüş anlaştılarsa e sana her harikarda zaten vermeyecekler orayı. Yani ya Baymont'a gidecek bu ya da Renira bu kendi şey gücünü kullanarak, varis olmasını gücünü kullanarak kendi çocuğuna gelecek. Yani hiçbir halükarda Rhaenys'e gitmeyecek bu. Çünkü ortada e, bir şey yok yani. Adil bir düzen yok yani. Adil bir yargılama Erbakan öldüğünden beri adil düzen kalmadı. <laughs> <Ama> şey olsa ki <laughs> <laughs> ne <alaka? gülüyor> adil bir yargılama yok ki. Hani ya Otto ve o dediği olacak ya da Renira'nın dediği olacak. Eğer çünkü v Viserys yapıyorsa yargılamayı Renira'ya verecek. Otto yapıyorsa Bayon'da verecek. Kimse de Ren Rhaenysa, evet sen haklısın bacım sana verelim demeyecek. Yani neyi planlıyor burada? Sanırım şeyi planlıyor. Bu soruyu böyle önce. ben Bu soruyu Renira'da yani, soruyor çünkü... aslında. Senin sorunu soruyor ya orada. Aynen Renira da hani burada Renira'nın fa hani fark etmez de biraz o yani şey oluyor. Um, um, sen hani Reynis ben kalkacağım ben bir duruşumu göstereceğim işte biz ve varız ölmedik bana verin falan diyeceğim onlar vermezler kendi şeyimi yapmış olacağım diye düşünüyor herhalde. I have to stand alone diyor ya. Evet. İşte herhalde ben çıkacağım çat çat söyleyeceğim ne girirse ağzıma. Waymond'ın um, yaptığını bir versiyonunu yapacağım. Onlara işte karar vermezlerse de vermesinler gibisinden bir şey olacak herhalde um, Rhaenyra'nın getirdiği teklif Rhaenyra'nın bir önceki evlilik teklifi Jace'le ile Helena'yı evet. evlendirmekti ona da Alicent she is desperate demişti aynen <laughs> burada da aynen Rain is desperate diyor um, Rhaenyra'nın it doesn't matter demesi de işte çok önemli değil neden benim bu teklifi yaptığım. E, önemli olan bu teklifin win-win olması yani. Hem sen... E, ...Luke... ...kraliyete bağlı kalıyorsun. Hem senin torunun kraliçe olacak. Eğer Jayce tahta çıkarsa. Hem de... ...hem Luke'un hem Reyna'nın... ...birlikte Driftmark'ı yönettiği... ...yani Velaryon ve Tar Targaryen kanının <laughs> ...tekrar... <gülüyor> Aynen Corlys ve Rhaenys'te olduğu gibi Targaryen Velaryon Laryon evliliği Driftmark'ı yönetmiş olacak. Bu teklifi benim sana neden yaptığımın önemi yok. Zaten dizi bu konsept olarak Driftmark'ın vesayetini tahtın vesayetiyle birlikte akıllı bir iş yapmış oluyor. Her ikisi birbirine geçmiş oluyor yani. Hani burada da şey o zaten hani. Hani ben belki evet desperate'ım. Kendime taraftar bulmak için. Jace için. Ama sana yaptığım teklifte de sen kazanmış oluyorsun. Hani. Aynen. Ki başta Viseris'in de kabul etmesi gereken teklifti bu mesela. Evet. Şimdi Alisson mesela şu kafada olsa kabul ederdi mesela Alisson. Şu halinde olmuş olsaydı Aynen. o dönemde. Aynen. O zaman um, daha atarlı dönemindeydi. Şimdi Eger'in ne mal olduğunu gördükten sonra bu bölümde alısın başka kafada. Yani mesela Helena'ya sarılmasından da görüyorsun ki Helena'yı Eger'in evlendirdiği için hani mutsuz çok şey bir değil. De mutsuz. Hani Jace'la evlendirmeyi tercih ederdi büyük ihtimalle şu kafadaki bir alısın olsaydı. Hatta bence Vizer bugün sorsalar deseler ki Reyna ile evlenir miydin? Vallahi evlenirdim der ben sana. <gülüyor> <gülüyor> O da o da çok geride kaldı şimdi ama bunu da bir hatırlatayım yani. Gerçekten o gün çok konuşmuştuk hani ilk bölüm özelinde de. E, çok Birisi bana mesaj attı. Vizaris'e habire şey yapıyorsun. Ne yapabilirdik ki Vizaris diye. kadar <laughs> <Şurada> cevap döşedim. <laughs> Bileceği şeyler. Yani. Sonra en son belki bir konuşuruz gene. Doğru, en son summary yaparız bir sezon 10. bölümden sonra. Hmm. Ee, buradan sonra ...Renira ve Viserys sahnesi var... ...tekrardan... E, ...yanına gidiyor Renira... ...çok güzel bir sahne yine... ...kameranın stil durduğu... E, ...yağmurun arka planda... ...gürültü çıkardığı... ...Renira'nın sahneye girdiği yine çok güzel bir plan var... ...ve burada... ...Renira şeyi soruyor tekrardan... İşte sen işte bu... ...Song of Ice and Fire'a inanıyor musun... ...yoksa bak... ...işte beni seçtin her şey boka gidiyor... ...yani nasıl olacak bu iş diye... O da Stream falan filan ama burada çok kritik bir şey var onu hatırlatayım seyirciye. Önce Edison zannediyor bizleriz. Sonra ha Renira falan diye onu algılıyor. Sonra üzerine konuşuyorlar. Güzel bir sahnedi bayağı burada ve yükü çok ağır diye de bitiriyor Renira burayı. Yani Renira düzenli yani başından beri istemiyor olarak işlediler hani ve de bu kehaneti kullanarak bir şekilde karakterleri ki üzerine kitapta yaptıkları şeylere geri getiriyorlar. Yani Renira'yı öyle bir işlediler ki şu an için Renira'ya bakarsan ya ben Dragon'da Daemon'la çocuklarımla yaşarım. ben hiç ben bunlarla uğraşmam kafasında bir karaktere döndü Renira. Hiçbir hırs, hiçbir şey gösterilmedi. Zaten tahta almak için hiçbir şey yapmamasının sebebi de belki o. Biz hep onu işte oyunu bilmemesine diğer ailelerle birlikte şey yapmıyor, stratejik davranmıyor. İşte King's Landing'i bıraktı gitti, Dragonstone'a 6 sene gelmedi gereği bilmem ne. E Çünkü hani Rhaenyra zaten istemiyor bunu. Ama maalesef kehaneti kullanarak dizi burada. Rhaenyra'yı Kendiden dolayı değil hani belli bir sorumluluğu yüklüyor. Hani işte hani bu kehanet doğru mu diye sormasının sebebi o. Yani sen gerçekten buna inanıyor musun? Çünkü eğer hani Viserys yok ya kehanet siktir et falan deser, o zaman tamamen istemiyorum. Al bunu bir araya gel. <laughs> Krallığı edecek yani. Aynı şekilde yine kehanet son sahnede de geri geliyor maalesef. Bu kehaneti daha önce de şeyde de kullandılar. Viserys'i iyi adam Bağlı diye işledin ama vizeris karısını erkek çocuk Duğru, ister öyle. yüzünden ölümüne neden oluyor. Ve de neden onu yaptı? E kehanet vardı. Kehanete çok saplandı. Şimdi bu kehanet böyle bir şey olarak devam ediyor. Karakterlerin farklı yöne gidişini biraz geri çekiyorlar. Yani tamam Vizeris çok iyi oldu ama bak kehanete saplantılı. Yani no, saplantı hep diye... ölüme neden oluyor yani yani çok en sonda bir tekrar bir döneceğim ona. Um, Alison muhabbetinde. Burada da Renira aynı yere geliyor. Yani şu anda um, Aegon'da. Renira da burada. İşte bunun yükü çok ağır. Eğer gerçekten emin değilsen. Um, ben, hani, gerçekten eminsen hani bu tahtı ben şey yapacağım diyor. Ondan sonra da işte beni desteklemen gerekiyor diyor hani tek başına uğraşmak istemiyor René artık. Um, Çıkışı mantıklı. Alışıntı da yemek sahnesinde göreceğiz şeyini. Hani kehanet sürekli bir um, şey olarak tutuluyor ortada. Çıpa. Herkesi geri çekiyor. Şey. Tabii. <laughs> taht, taht kavgasına. Ya biraz Burada, şey... Heh. Şeyin bir de mayonlu çal değişi var. O da birazcık çünkü vizerisinde <laughs> <laughs> Elizabeth olan çocuklarına hiç ilgi göstermediğini gördük. Hiç sıfır. Ee, burada artık resmen ağzından da çıkıyor Maya'nın iç al diyerek Emma. Bu arada Paddy şey dedi. Hani o uzun bir şey yazdı sosyal medyada. Ha bu veda mektubu Biraz... gibi değil mi? Ha Emma e bu kadar şey olmasının sebebi sanırım o Emma'ı e oynayan kadının Etkisiyle öyle biraz şey yapmış hani. Onun iyi oyunculuğu onu ha. etkileyip bizlere böyle bir şey vermiş. Çok Inspiration adını unuttum şimdi kadının. Neydi adı? Ee, um, bakmamız lazım. İlham vermiş. Inspiration, <laughs> ya, aynen ilham vermiş ona. Bizler karısına olan aşkının ve de ona ölümüne neden olmasının hiç unutamadığını bizler ise oradan sonra hiçbir zaman kendini affetmediğini ve de acı çekerek yaşamayı bile kendine şey gördüğünü söylüyor Paddy. Hani acı çekerek yaşamak bana, benim hak ettiğim şeydi aslında Emma'ya yaptıklarımdan dolarayı olarak oynadığını söylüyor yani. Sian Brook aktrisinin adı. Okey işte um, deki performansıyla işte Vizeris'e böyle bir karakter seçimi yapma ilhamını vermiş. Zaten e, bölümün sonundaki My Love'da o şeyin... Pedicon's doğaçlaması doğaçlaması şu. Evet. evet. O da o zaten hani harbiden de oyunculuk hani çok trajik olarak işlendi ya o bölüm yani aşırı güçlüydü o sahne. Evet. Hani öyle dizide de bir öyle şey bıraktı yani iz kadın. Bıraktı. Çok yani. az gözükmesine rağmen <laughs> Bu arada İngiliz dizilerinin aranan oyuncularındandır ya. Şimdi hatırladım tekrar. Bir sürü popüler İngiliz dizisinde oynamıştır yani zaman. <laughs> tatlı bir tatlı beyefendidir kendisi. Severiz yani. Ee, ne diyordum? Ya tabii burada şeyden bence Renira'nın asıl korkusu onu söyleyecektim. Kehanetin olup olmamasından çok bunun biraz daha e, işlerin kötüye gitmesini durdurabileceğine olan bir inancı geliyor. Yani ben gittim. İşler çok kötüye gitti. İstemiyordum. Kehanete de belki inanmadı yani. Şimdi onu topar, yani toparlama şansı bende ise geleyim. Zaten bundan sonra bütün hamleleri de hep böyle pozitif. İşte özür diliyor. Daha sakin. Daha toparlayıcı. Bir araya getirmeye çalışıyor. Vizeris aynı şekilde. Ama bence... ben... zaten hiç hırslı işlenmedi abi. Yani ha. birazcık fazla mantıklı oldu hatta yani. <laughs> Okey işte işte şimdi ona gelecektim dediğin doğru. İşte o yüzden artık saplantıyı renir e alacak bence. Kehanetle düzelteceğim diye. Şimdi biraz biraz e, hırslanacak, yoldan çıkacak. Şimdi zaten muhtemelen ki gelecek e, tabii dur onu söylemeyelim şimdi. Yani muhtemelen bir sonraki sezonda artık ortalık iyice karışacak. Bütün Westeros haritasının gözüktüğü böyle bir trailer çıktı zaten 10. bölüm için. Belli ki yıllardır yediği hurmaların götünü tırmalayacağı ve burada artık hırsıyla ya da daha strese girerek e, bunu ben düzelteceğim, ben yapacağım e, saplantısıyla hata yapmaya başlayacak bayağı gibi hissediyorum yani. Artık. Yani bence onu daha şey olarak işleyecekler, neyse spoiler olmasın 10. bölümde konuşuruz. Ha onu orada bakarız. Belli bir olayı dönüm noktası olarak işleyecekler. Ha olabilir, bir olay da olabilir doğru. Bu sahnenin devamını da zaten kısaca konuşabiliriz. Hemen işte ertesi sabah bir tedavi sahnesi var e, Vizelis'in. E, sapır istiyorum, akşam yemeği istiyorum diyor. Otto da hemen yavşak yavşak bu şimdi gündüz ama falan yapıyor. <laughs> Akşama diyorum ulan falan Böyle atar yapıyor böyle. <laughs> çok iyi <iyiydi> o sahne. <laughs> ya bir de bu evet. Otto'yu oynayan abi neydi? Rice iPhones'tı galiba. Onun böyle evet. şey tripleri çok komik ya. Böyle böyle gözleri kapata kapata yukarılara bakıyor. Böyle yapıyor falan. <laughs> böyle bir sikeceğim şimdi falan diye böyle bir tribi var. Çok hoşuma gidiyor Otto. Otto karaktere bence çok oturmuş. Biraz böyle anrealistik duruyor ama tam böyle siyasal istemci kafasına da uygun o tripler o bakışlar. O yüzden hoşuma gidiyor yani. <laughs> Sonra da haşhaş sütünü getirin diyor. içmiyor bizleriz. Siktirtme belanı deyip yolluyor. Aynen. Yani onun evet. dışında bir şey yok bu sahnede zaten. Ve esas kısma geliyoruz. Şimdi burayı bayağı konuşacağız muhtemelen. Karar sahnesi. <laughs> İki saatte geldik buraya. Evet. Bir saat 50 dakikada geldik karar sahnesine. Yani bilmiyorum sen ne diyeceksin ama işte hep böyle Game of Thrones'tan alıştığımız ya da kitaplardan da alıştığımız böyle o büyük epik sahneler oluyor. Herhalde bu da onlardan biriydi. Vizaris'in içeri girişi. Ben bir şey oldum böyle. E, o anda evde de değildim yani. Annemin evindeydim İstanbul'da. Yani ben kendi ortamımda olsam daha da e, gaza gelirdim. Böyle bir şey oldu. Bir ayağa kalkasım geldi yani böyle. Aa dur kral geliyor lan falan diye böyle. Bir şey oldu. <laughs> Saygı. Aynen. Kalk 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 Kedileri falan kaldırıyor. Oluyor, kalk. <laughs> ya, kral geldi. İzlemiyor musunuz ya bunu falan diye. Bu haliyle geldi lan. Saygısızlar. <laughs> gerçekten acayip planlanmış her aşaması hatta yine spontan aşamaları da olan ve böyle bütün karakterlerin bakışmalarının korkusunun böyle tuhaf tuhaf birbirini birbirlerini kesmelerini falan da müthiş işlendiği bir sahne ne diyorsun i̇ki, kapıyı açmasıyla tahta oturması arasında iki dakika 40 saniye var <laughs> O kadar uzun işlemişler güzel olmuş. Evet evet çok iyiydi ya. Onu uzun uzun göstermesi kesmeden göstermesi de harbiden etkiliydi yani bu bir şey geldi aklıma bu bölümde bu bölümün herhalde en güçlü bölüm olduğunun e, her bölümde dedik ama yani bu bölüm duygusal anlamda çok ya da şey karakter anlamında harbiden yüksek olacak. Bu bölümde hiçlere gözükmedi hiç. Evet. Şimdi bu sezon başından beri ya bu dizi sadece konu konuşma bunda hiç aksiyon yok. Ejderhalar bir sikime yaramıyor diyen bir dalayarak grup var. <laughs> Onlar bir izlesinler. Hala. O kafada olan hala ejderhalar yakmadı ortalığı. Bok gibi dizi bu falan diyen bir grup var. i̇şte ejderhaların hiç görünmediği bölüm en iyi bölüm. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> böyle bak, oluyor bu. Aynen. İşte <laughs> epik sahneyi <laughs> büyüklükle yaratamazsın abi. Epik sahneyi duyguyla yaratırsın. Seyirciyi heyecanlandıracak, duygusal sürükleyecek sahne böyle olur yani. <laughs> Yani hiç Game of Thrones'un 9. bölümü olarak say bunu. 9 senedir hiçbir aksiyon sahnesi e, tonu tutturamadı. Çünkü fantezinin aksiyon sahnesini televizyona aktarmak kadar zor bir şey yok yani. Çok zor. E, ne zaman aksiyon olmadı işte politik sahneler işte karakterlerin üzerinde yükselen sahneler oldu. O zaman dizi yükseldi. Ha, bu da o aynı. Direkt karakterin bir son şeyi yani um, zaten Perikon da, da dedi yani bizleriz bugünün son günü olduğunu bilerek hareket ediyor. Hissediyor bugünün son günü olduğunu. O yani, son bir güç de zaten. Çözünün. Son bir enerjiyle geliyor. Ha. Yani. yani karakterin son şeyi ne diyeyim gayreti Ya ben bu dünyadan gitmeden düzelteceğim bunu. <laughs> Sıçtığım şeyi gayretiyle <laughs> geliyor yani. Burada şeyin o her iki tarafına koymuşlar işte şeyleri. Yeşiller bu tarafta, evet. siyahlar bu tarafta. Arada kılıçlar falan var. İlk defa tahtın o kılıçların bir işlevi i̇şte oldu gördük. değil mi? <laughs> Burada görsel olarak işe yaradı. Taht odasının. Sonra tabi işte bizlere yardım istememesi, sonra ta tacını düşürmesi. Sanırım sezonun en iyi oydu. Mütteş. Um, o da spontaneymiş bu arada. Tacı alıp katını. Evet, ilk önce bir spontane olmuş, sonra Çekmişler. gidip biz bunu um, <laughs> ekleteceğiz diye ekletmişler. Ondan sonra tekrar yaşandığı sahne değilmiş. Evet ee, bu fikri evet fikri bulmuşlar. Yani. Evet. Um, şeyi yani sezonun en iyi sahnesiydi o. Hem duygusal anlamda hem de hem görsel anlamda. Bir de Vizeris ilk defa tahta oturdu. Yani evet. <laughs> kitapta hiç oturmuyor ya bir daha. Kesildikten şey olduktan sonra. Ve de bu sefer rahat oturdu. Çok ne rahat. Taht oh falan diye oturdu böyle. Aynen oturdu böyle. Taht kabul etti bizleri sen sonunda. Çünkü şey oldu diye. Krallık yaptı falan diye. İşte ondan sonra zaten bir işte şey kartını da güzel oynuyor. İşte I'm confused falan diye giriyor böyle. Neyi tartışıyoruz <laughs> biz gençler? Benim pek anlamadım ben. Ya bu, bu, bu konular hep benim bildiğim şeydi. Hall olmuştu aslında bu konular. Neden tekrar bu konuları açtınız? Hani aslında orada şey de söylemek istiyor. Yani Reniere konusu için de bu konuları hala tartışıyoruz. Hem Weymont'ın hem de mesaj veriyor yani Diyara. tabi siz Benim... ne ayaksınız diye. Bunlar <laughs> bunlar halloldu. Ben bunu yüz kere söyledim size. Yine hala konuşuyoruz <laughs> bunu diye. Sonra tabii Weymouth'un meselesi yani Weymouth'un um, Weymouth'un gazı. Önce bir Weymouth şeyde başlıyor tabii. <laughs> Vizerisi yokken başlıyor. E, Vizerisi yokken bir saplıyor. Aynen. Vizerisi yokken bir başlıyor oradan. Um, Weymouth'un şeyi de <laughs> yani o kadar saçma ki şöyle de bir saçmalığı daha var. Hazırca yapmışken onu da söyleyeyim. Şimdi bu piç kanı yok, bana verin diyor. Sen şimdi birisinin piç olduğunu iddia edeceksen normal şu anda e, 21. yüzyılda DNA testi yaparız, bunu anlarız. Tabi. O dönemde bunu anlamanın bir yolu yok. Tipine bakıyorsun. Ben, <laughs> Tipi... ya yani yok, yolu yok. Bir kanıtlanma bir yöntemi yok. Evet, bunlar pitch. Tamam. Pitch olmanın bir şeyi var. Ee, ne diyeyim? Eğer bir lordun pitch olduğunu çocuklarının pitch olduğunu iddia edeceksen ya eline kılıç alıp yani diyelim ki sen markın lordunun pitch olduğunu işte Corliss'e karşı ayaklanacaksın. Corliss'in tor torunları pitch. O zaman bütün bu bannermenleri gideceksin siyasetini yapacaksın? Seni işte takip edenlerin işte mesela Drift Mark için değil de mesela atıyorum Stark'ların işte piç olduğunu iddia edeceksin. O Stark'ları destekleyen 30 ailenin diyelim 15'ini alacaksın gideceksin savaş açacaksın. <laughs> hmm. Eğer o aileler de sana inanıyorsa altındaki o piçi indirmek için gideceksin. Bunun bir yolu bu. İkinci yolu bu lordun üstüne çıkacaksın. Yani Stark'ları pitch olduğunu şey yapacaksan gideceksin Iron Throne'a um, işte çevireceksin. Bu işin görülmesini. O lord derse ki yok değil onlar pitch ya da ben karışmam lord. Stark lorduna ne derse o derse tamam o da bitti. Eğer zaten lord hani kral o lorddan kurtulmak istiyorsa o zaman evet bu pitch bu düştü evet sana veriyorum der. E şimdi pitch'in kanıtlanması bu. Lord'un lafı. Corliss'in... Bu pitch değil. Bu benim varisim dediği ortamda. Zaten Viserys'in burada dediği de o yani. Bu tamam. benim bizimle ne alakası var bunun? Corliss'in... Bu benim varisim dediği ortamda. Viserys'e açıkçası... Kral'a da... Şey yapmak pek düşmez karışmak. Çünkü şey olarak ne denir? Kralın gücü ama burada öyle bir şey var aralarında. Hani krallar o ailelerin kendi şeylerine karışmıyorlar. O işte bazen. kızı var işin içinde. Kızını korumak istiyor aslında. Hani o olmasa bile başka bir kral olsa bile sen gidip Lannister'ın lorduna işte Stark'ın lorduna yok sen onu varis yapma. Bunu yap kral olarak. Tabii. Çünkü o kendi sen onun krallığı gibi yedi krallığın üstündesin ya o krallığın belli şeylerine kral olarak karışmazsın. Yani şimdi burada Weymouth'ın yaptığı yok ben ikinci çocuğum Corlys'ın vasiyeti bu. E, e, direkt çevireyim. Tabi Weymouth'ı daha da şey yapan sonra Vizeris'e diyor ki sen ne hakla Driftmark'ın ha işine karışırsın. Tabii. E haklısın Weymouth sen ne Beğeneksel anlatıyorsun o zaman olarak. buraya gelip? Ha, onu diyeceğim. Orospu'ya <laughs> sen geldin bana bu konuyu getirdin. <gülüyor> <gülüyor> sen niye bana getirdin konuyu o zaman? Sen nasıl karışırsın? E, Evladı ben girip de bu çocuğu yok dedim. Sen geldin buraya bana konuşuyorsun. <laughs> hani, o zaman gidip bu... kesseydin Renis'e otursaydın. Yani çok istiyorsan. Aynen. Yani ya darbeyle alacaksın bunu arkadaş ya da gelip krala <laughs> hani krala gelip bunu açıyorsan Otto ile gibi nasıl danışıklı dövüş yaptın kral da hani korlisi sevmiyor olacak da sen de gelip işte krallı korlisi devirmek için kullanacaksın. Ama burada öyle bir durum Tabii. yok. Zaten göt gibi kalması da ondan yani. O yüzden buradan sonra Waymont'un devam etmesi <gülüyor> şey <gülüyor> mezarını kazmaya <laughs> 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 kazanamam bu çukur arkadaşlar ben devam eden diye. Yeterince derin yani, kazamadım ben burayı. Yani oradan sonraki sözlerinin hiçbir anlamı yok. Çünkü artık kralın bunlar piç değil dediği yerde DNA testi yaptım bunlar kral sen yalancısın diyemezsin abi. Kralın <laughs> sözünün üzerine yok artık. Hani neyi savunuyorsun artık neyin ne yapıyorsun bundan sonra. Ha bundan sonra de böyle bir şey statement yaparak öleyim ben bari falan diye. <laughs> Havalı gideyim. <laughs> halbuki, halbuki o devam etmese şeyine. Viserys yumuşak bir adam olduğu için hani büyük ihtimal Waymond'a şey yapmazdı. Ondan sonra zaten Waymond mikrofonu eline alıyor. Anla 35 saniyede 4 tane idam cezası yap <laughs> söylüyor yani. Kızına orospu diyor. Sen kimsin benim işime karışıyorsun diyor. <laughs> ne yaptın? ise <laughs> dead diyor falan. iyice böyle hani iyice aşağılıyor artık. <laughs> Luca pardon. Yani. Ya. Adam master of compliance. İşte levat artık böyle. Aynen. Zaten şey de tuhaf oğlum. Yani bu kadar high tower'lar gelenekçi bilmem neci. ...işte tek dertleri de bir kadın geçmesin tahta, erkek geçsin. O zaman sen bununla niye uğraşıyorsun? Tamam anladım. LA yapmak istiyorsunuz da e, e, bu da gelenek gelenek geleneye bağlı bir şey yani. Sonuçta buna karar verilmiş, bitmiş. Ya yani buradan LA çıkaramazsın yani. Zaten daha e, sonraki bölümde bununla ilgili e, başka detayları konuşacağız. E, bunun sonuçlarını da görüyorlar bence biraz. E, hiç kafaları çalışmıyor yani. Hani çok akıllı, çok tricky, çok planlı gözüküyorlar. Ama çok da bence akıllı iş yapmıyorlar yani. Biraz hiç kafaları çalışmıyor bu tarz işlerde. Ki Viserys'in yaşlılığına güveniyorlar. Yani hastalığına güveniyorlar tabii. Aynen. O da evet. patlıyor. Viserys <laughs> yokken burada oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. Aynen. Burada Zaten, şey de çok iyiydi. ha söyle. Yani Corlys'in Dön, hani de tabii öleceğinin varsayımıyla hareket ediyorlar. Çünkü veraseti Corliss geri geldi. E Corliss tekrar onu değiştirebilir yani. E, tabii. Ya yani tekrar gidip şey mi yapacaksın? Yani e, e, e da Corliss'e gidip hayır sen onu vera, şey yapmayacaksın bunu yapacaksın. Hani bu devam edecek yani. Bu <laughs> Corliss dönerse hep sürekli böyle şey yapacak da. Hayır onu yapıyorum. Hayır bunu yapıyorum. <laughs> hayır onu yapıyorum diye en sonunda, Eh deyip biri kesecek birinin ya kafasını. Ee, şeyler çok iyiydi Zaten... burada orada. Damon'ın bakışları falan çok iyiydi ya. Eamon da aynı onun gibi bakıyor ya böyle arada. Olaylarda falan. Kafasını kestiğinde de. not alıyor. Aynen aynen. <laughs> burada böyle yapıyoruz tamam falan diye. Damon cosplay için evet evet. Şey falan biliyoruz burada. Sana <laughs> ee, şey... da sen bir şey diyordun. Ha, kitapta burada mesela bir fırsat geçti ellerine. Bunu bile kullanmadılar Raniere'nin birazcık kontrolü kaybettiğini göstermek için. Bu sahnede Raniere'nin bir sözünü Viserys kesti. Orada birazcık sanki kontrolünü kaybediyormuş gibiydi. Atar Ama yapacak gibiydi. Evet. evet Weymouth coşunca Raniere hala ona böyle Sus mu diyor. Bir şey diyor. Ne diyor işte Çoc çocuğa sen git odana mı diyor. Ondan sonra susturmaya mı çalışıyor. Ne yapıyor. Kitapta Raniere'a Damon'a gidip Waymond'ın kafasını kesmesi emrini veriyor. Damon gidip Driftmark'ta kesiyor alıyor kafayı. Vücudunda e, ge geri getiriyor. Oha. Orada da Syrax'a e getiriyor Raniere'a ne oğlum artık iyice. Evet. <laughs> Burada da dikkat ettiysen Renira'nın Damon'la göz göze gelip kafasıyla evet yaptığı şey var. Orada Damon şey alıyor. Onay alıyor. Evet. Söylerse, söylerse uçur diye ona almış oluyor Renira'dan. O çok iyiydi yani. ya. İşte ondan diyorum bu sahnenin. Yani bırak sırf mesela şey kurgusu olması lazım bir tane. Bütün konuşmaların kesilip bakışmaların oldu. <laughs> yani kesin işler çalışır orada da sahne. Ne olduğunu anlarsın yani bakışmaların. Yani ]ları. işte Renier'i <laughs> onaylıyor o hareketi. Kitapta direkt emir vererek hani git bu Weyman'ı kes kafasını diyor yani Damon'a. İşte burada da bir fırsatı çıkmıştı dizinler bir ki. Burada Renier'a dönüp Damon'a Yani yeter söylesin. bilmem Renira bir tepki verebilirdi. Ama bu bence Bunu bile daha vermediler Bu daha vurucu lan anlatı olarak. Hani böyle ufak bir hareketle onay vermesi, Damon'ın Renira'yı dinliyor olması falan. Ama o hareketi kimse görmüyor yani. Şimdi ee, kardeşimiz Dizinin, biz... <laughs> dizinin girişatı bu uygun. Hani evet. Renira'nın sakin kalıp Damon'ın cezayı kesmesi dizi Renira'sı ve dizi Damon'ın açısından uygun da. Ben en azından Renier'in biraz daha gaddarlık yaptığı bir sahne o güzel olurdu diye düşünüyorum. Hani yani ileride de çünkü hani gaddarlık yapacak değil miyim de ileride de birilerinin ölümünü istemesi ya da savaş olacak sonuçta yani istemek zorunda kaldığı sahneler olacak. Burada birazcık şey yapabilirdi Her ne. Yani, evet orun biraz Çok daha bir herhalde bir... Sen de sanırım kayıt dışında mı konuşmuş? Yani biraz daha ileride yapacaklar herhalde onu. Biraz daha yani onun işte, altyapısını yapacaklar. Hayır, Daenerys olmasın diye korkuyorum abi ondan. Öyle bir ha. PTSD'miz var. Yok ya, olmaz hani bence. Daenerys'i de işlemediler, işlemediler. Sonra bir sabah Hitler olarak uyandı. Ee... Yok, <laughs> Yo, bence olmaz ya. Bence olmaz. Gerçi bence... burada daha önemli şeyler var. Olaylar var. Bu konunun işlenebileceği. Bu arada Rhaenyra konusunda ben... Minik bir kırılma tabii yüksektir ama konuşmuştuk. ya yani Damon'la o konuştuğu ve Layner'ın e, işte denklemden çıkması sahnesinde ufak ufak onu işlemeye başladılar ama çok ufak tabii. Yani e, daha yani güçlü orada olacaksın bir, bir olacaktır. Orada bir de şey muhabbet var ya senin öldürdüğünü zannedecekler senden korkacaklar. Aynen. İşte Aynen. burada mesela emretseydi Raymond'ın kafasının alınmasına filan. Hani o biraz daha açılabilirdi işte senden korkacaklar muhabbeti. Abi işte Alicent'da da Renira'da da Neyse. bu cruel çizgisini aşma bence korkutuyor. Yani aşacaklar aşıyorlar sike sike ki bugün Alicent'ı çok tartıştık. Renira'da da bir, bayağı tartışacağız. Bence onu da öyle yapacaklar. Hani yüzde yüz cruel gibi gözükmeyecek ama ulan bu yaptığı hareket onun sonuçları falan derken o çizgi aşılacak herhalde. Evet işte ben biraz daha sen net Yavaşla, olsun. Girsin yüksel... mi Hayır ben yavaş yavaş dönüşsün istiyorum. Hani bir anda Renier'e artık gaddar oldu olmasın. Ya da aynı şekilde Alisson biraz daha iyi. Alisson'dan bu bölümde sadece bir son bir çıkış kapısı açıp sonra kapatıyorlar Alisson'dan. <laughs> <laughs> um, Alisson'da zaten daha fazla görüyoruz yani. Resmen Olivia Kukşov'a döndü artık. 9'da da Tabii. tamamen yeşil olacağı için yeşil On, green cancel olduğu için. 10. bölümde hiç gözükmeyecekmiş bu arada. Kim? Yani, o, Olivia Cook hiç gözükmeyecek. Hadi ya. O, o zaman yani şey. Ya öyle bir açıklama yapmış. Yapınca. Zaten Black Queen hani yeşiller tamamen pardon 9 tamamen yeşillere işte onda siyahlara Aynen. şey olacak. Muhtemelen öyle olacak. O yüzden gözükmeyecek yani. Şimdi millet korkmasın. Neyse. Ölüyor mu lan Neyse. falan diye demedim yani. Hani açıklama böyle. <laughs> Korkmayın. Ö ölmüyordur mu? Hiç olmayacak olması olabilir. Şey değil. Yani Cliffhanger'a getirip bırakacaklar. Sonra ikinci Alicent'in bir takım şeylere ne tepki verdiğini muhtemelen. Ee... Neyse burada Damon'ın seyit seyit <laughs> şey güzeldi. <laughs> Say it. Say it. <laughs> evet. Söyledi hemen bir Yalnız Seyit çok iyiydi yani. iki sahnede pardon de iki dakikada suç işledi Raymond. Um, bize rızayla keseceğim dilini senin filan diye. Abi sen artık neyini kesiyorsun dilini yani bırak. ya <laughs> bize orada Canım son evet. bir hamleyle trip yapayım falan diye şey yaptı. Ya dilini keseceğim. Artık vurdurum bunun kafasında yani. Böyle şey mi olur? Hala vizeriz. Hadi uçurmayalım kapı. Adam senin kızına hor dedi lan. Hani hor da demedi. Bağırdı. Bütün dünya duydu. Şey duydu. Yıkıldı ortalık. Peki şeye ne diyorsun? Yani zaten... E... Kingsguard üzerinden konuşmuştuk da herifin adını yine unuttum ya. Neydi Kingsguard'ın adı? Bir... Westerling. Westerling ha. Westerling'in Otto'yu çok siklemediğini ya da böyle bir e, gerildiğini ona karşı hissediyordu. Diyorduk. Mesela burada da hemen işte Otto unharmed him falan diye bağırdı. Ama herifler böyle bir gittiler. Sonra durun lan şş, bir şey yok falan yaptı böyle Hı -hı. sırıtarak. Hemen durdular yine. Yani Otto'nun ya emirleri böyle artık şey gibi yani havada civa gibi biraz Otto Demirli. <laughs> Artık orada Damon'ın da hani gidip ne neden ana ediyorsun ki Kingsguard dediğin kralı koruyor. Şimdi Damon gidip Viserys'e mi, sal mi saldıracak yani? Ulan yani. adam iki dakika saniye önce kral şimdi tacını kafasına koymuş bilmem ne. Kralın kızına hakaret eden adamın kafasını almış. Ne, ne, ne disarmem yani? Ne? <laughs> korunacak bir şey mi var? Durum mu var? Hani onlar da herhalde yani ne, ne işimiz var abi bizim disan etmenin bir anlamı yok yani. Aynen adam ne adam yapıyoruz biz falan diye Zereze yani. mi saldıracak ulan? Her <laughs> neyse yani. şeyde o olunca zaten böyle Eamon'da bakıyoruz A gözünde <laughs> Böyle. Orada sesin kesildi Eamon'da bakıyoruz dedim. gösteriyorlar böyle Eamon'un gözlerinde love heartlar var böyle. Evet A evet A ama bak çok ilginç <laughs> kestiği anda bir korkuyor Bak orada Aegon psikopatı hiç geri adım atmıyor. Ona özellikle baktım. Aegon böyle bakıyor manyak gibi. Ee, Helena ve Eymut bir geri kaçılıyorlar. Sonrakinde dediğin gibi böyle kalpler çıkıyor gözünden. Ha, <laughs> Özendi böyle. Ah ya çok iyi Ben yapsaydım. <laughs> ama, çakma deyimini. Ama paşa <laughs> Paşam şey ya çok e, kasaplık geçmişi var, dili vücutta bırakıyor harbiden, çok usturuplu kesiyor yani böyle. Harbiden ha, he, herif öyle bir kesiyor ki Terence sen Philippine yapıyor herif, <laughs> saat Park'taki Kanadalılara çeviriyor herif. <laughs> ya benzetmesi <sikiyim> çok. <laughs> Hatta orada şey Raymond devam edip shut your fucking face uncle partner. diye şey yapsaydı Raniere'ya devam etseydi Terence'in flip olarak mükemmel bağlanmış olurdu yani. Buna birisi lütfen bu kurguyu yapsın müthiş <gülüyor> 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 Of ya. Sonra zaten yıkanma sahnesinde görüyoruz böyle ayrılmış orada. Dili daha detaylı görüyoruz. Bakın vücutta kaldı. <laughs> Ya zor da Renis'in ee, geçiyorum bu arada sahneye var mı ekleyeceğim bir şey? Um, yok herhalde. Ya, yani bayağı konuştuk. Hmm. Sırf bu sahneyi Yaklaşık 20 dakikadır konuşuyoruz zaten. Ee, Devam et. daha Yemek sahnesi de zaten. Aynen yemeğe şey... geçeceğiz. Zaten bu Renis'in e, pardon Weymouth'un yıkanması. Yemek değil de. la. <laughs> 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 ne yemeği ya? <laughs> Otto susam. Ya Otto, Otto'yu evet. var ya bulsam bir kaşık da döverim yani. Neyse. Merak etme önümüzdeki bölüm Kristin geri gelecek abi. Ah evet ya. <gülüyor> <gülüyor> sen tamamen sembultsun. Ya Neyse. şu Bak herkesin bir taraftarı var. Hani yeşiller, Otto, Edison, bilmem ne. Bak kol taraftarı görmedim. Şimdi haklarını Var Vardı ilk Nerede de sonra hepsi döküldü onlar. Evet evet. Yani bu şerefsiz artık biri öldürsün lütfen falan diye geziyor herkes. Aynen. Ee, yıkanması. Aynen. Evet, abi, abi Egan tecavüz ettiği falan var. Hala Egan um, var yani böyle. Egan kral olsun Vay. iyi olsun falan diyen adamlar var. Ama kimse de kol iyi demiyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam öldürdü falan ama Egan daha Sapık gibi işlenmesine rağmen kimse şey yapmıyor. Abi kol inanılmaz irit edici ya gerçekten. Ee, ya kraldan çok kralcı bir de hiç sevilmez ya. yani şey, Rightsistsin abi o. Aynen. Onu birisi küçük çekelime bulsun onu lütfen. İşte ben... Kraldan çok kralcı olmak biraz uzun ama. <laughs> çok uzun o ya. <gülüyor> <gülüyor> Self rightsist. Bunu bir çevirin gelin arkadaşlar. Ee... Özgül JJ yani. Sefracis. Özgül haklıydı. Takıntılı muhafazakar. Neyse, e, Raymond'ın yıkanmasında Renison aslında güzel bir diyaloğu var Orville'de. Orville işte hmm. buna gelip e, ayak yapıyor. Ölüme bakmayın, ölüm işte falan. Ramiz de iyi bir konuşuyor orada böyle. O da diyor ki aha ben sayamadığın kadar ölümle yüzleştim. E, merak etme hiç umrunda olmuyor ona bakıp bakmadın falan." diye yine böyle o dini çatışmayı e, Renis üzerinden de verdi. Hani Renis'in ya Renis, yani evet. Renis bir, bir taraf olmasa da artık Renis <laughs> lan ben bunlarla e, hani fikrimden dolayı aynı yere düşüyorsam bunlarla ben yana yana gelmem babacığım şeyine gelmiş yani Renis. <laughs> evet. Renis de böyle bir Sübhaneke okuyaydın falan diye. <laughs> ya, hocam bırak. Bırak. <laughs> bırak bunu şimdi. Adamın Bu kafası yarılmış. Yüzüne Sübhanekes. Daha iyi biliyor <laughs> değil mi ben? Reynis <laughs> şey. Kur'an'ı okumuş ateist. Çok iyi biliyor. Aynen yani. aynen. Müthiş hakim konu ya. Reynis <laughs> <Rain gülüyor> yani. tabii bence daha çok şeyi düşünüyor. İnsanlar burada şey demişler ki um, o Waymond'a üzüldü falan falan. Aslında Waymond işte aslında şeyi düşünüyor bence daha çok. Hani, hani biz... Çünkü o evlilik teklifini de kabul etti ya oradayken. Evet. Yapmadık. Bu Akıllılık etti bu arada. Evlilik teklifini herkesin önünde kabul etti. Sonra evet. kral kralı olsa, cay, kraliçe olsa caymasın bu piç diye. Doğru doğru. Böyle bir hareket de çekti. Sanırım o torunlarının artık hani bu taht oyununa tamamen devrolmasının verdiği üzüntü var. Çünkü hani çocuklarının bu Oyun yüzünden öldüğünü gördü. Şimdi torunları aynı oyuna o kabul ederek dahil etmiş oldu. Birisi kraliçe diğerisi işte Driftmark'ın ıı, lady'si olarak. Sanırım ondan bir şey var Reynis'te. Hani ailenin komple çocukları, Corliss'in de orada bir depresif bir durum var ki yani önümüzdeki bu kafa yapısını aklımızda bulunduralım. <laughs> önümüzdeki bölüme <kıvırı> geçerken. <laughs> Evet, bunu bir de Helena'nın kulaklarını kapaması var. Ha evet Orada onu da bak. Çok komedi şeyler duydum ya. Damon öldükten sonra ruhunun çığlığını duydu Helena falan diye adamlar var böyle. <laughs> Hayda. Öbür dünyadan doydu onu. <laughs> Abi Ölünce... Kulak kapama olayı otizmin bir şeyidir yani. Evet, Onda evet. da hala ona bir otistik bir şey veriyorlar artık. Hani altyapı. Dokunurken de yapmıştı yarısın çekiniyordu böyle hı, yani, Belli bir tondaki sese tepki verme şeyi vardır yani. Evet, Bu arada sen bunu deyince ve Egan'ın kişiliği gözümün önüne gelince çocuk yapma kısmı bana çok irite edici geldi. Yani neyse düşünmek istemiyorum. Gözünde canlandırıyor. evet evet. Ya Helena'ya çok üzülüyorum ya. Gerçekten Helena'yı ya bokun ortasına attı edisint. Şimdi eserinde gururdu yavşak diyor. <laughs> Çok taraflısın tancan. <laughs> Yeşillerin tarafında kristin gibi gül gibi adamlar var. <gülüyor> <gülüyor> Damon yapınca iyi kristin yapıcı diyorsunuz. <laughs> Ben tarafsızım kardeşim. Ben gördüğümü söylüyorum. Biz Fatih Altay'dan <laughs> Ya şey bir de ha belki şunu duymuş bir. Ölü adam ölünce vücut kendini bırakıyor. Belki osurmuştur ne bileyim yani. <laughs> o. <da olur. gülüyor> Burnunu tıkaç <tıkarsın> o zaman? Ne? <laughs> 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 Sesli osurmuş. Dur <laughs> Bu ne be? Aa <laughs> dur pardon. Ee, yemek sahnesi. Yemek sahnesi sanırım Forşadoğlu'na başlıyor. Evet. E... Renira'nın önüne kelle geliyor. <laughs> Şu sahne var ya. Dur bakayım. Kit kitaptan mı Ha, aynen, aynen. Bu sahne. Ee, direkt yemek. Ama yemeğin ilk parçasındaki kelle. Kuzu kelle mi artık? Neyse o. Koyun kelle mi? Ha, onu ben görmedim lan. Ha, Aa, tabii tabii. Göreceğim. Direkt Renira'nın önüne ilk konulan tabak kelle. Figo'nun kellesi Oo. gibi. Şeymiş o Dayana'nın kellesi. Ha Dayana. <laughs> Kraliyet öldürüyor abi zaten Dayana'yı. Aaa. Gözlük <laughs> olay. <laughs> Kraliçe öldürmüş Dayana ya. Aa. İşte sen buldun bunu. <laughs> Hemen bunu yazalım abi. Şey yapalım. ee, direkt Ayrılalım. aynen. Teori videom yarın kanalda kaçırmayın. Dayana'yı. <laughs> Of. Ya neyse kelle geliyor. Sonra ben bunu ilk başta ben de anlamadım. Ee, şeyin önüne e, Eamon'un önüne de domuz gelince ha dedim masaya yemek koymadan bir hikaye var herhalde. Geri sardım. Bütün masaya konan şeylere tekrar baktım. <gülüyor> Orada <gülüyor> gördüm tekrar. Aa ulan dedim Reyran'ın önüne kelle geliyor lan. Aa. Ya direkt ejderhası falan gibi düşündüm ben ama tabii bilmiyorum ileride ne olacak. Herhalde ejderhasını da öldürecekler. Gibi önüne atacaklar şey. gibi hissettim. Deyimine dil falan giriyor böyle. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya yemek sahnesi bayağı güzeldi. Ee, şey olarak da iyiydi bu arada yine o e, çatışma, çekişme hepsinin arasındaki. Otto'nun nasıl çocukları gazladığını da gördük. Yavşak Otto. Yalnız biraz şey sırıttı ama çok tuhaftı. Böyle aşırı evet. gergin. <laughs> Helena da tuhaftı. Ama beni asıl tuhaf şey yapan şu oldu. Aşırı gergin ortam falan. Sonra işte bir iki özür dilendi. Sonra bir anda şakalar, komiklikler böyle Otto alkışlıyor, öbürü bir şeyler yapıyor. Lan dur ne oldu bir anda nasıl bu kadar havaya o... girdin? Kitapta da var aslında böyle bir sahne. Biraz ee, tuhaftı yani o sahne. Yani Otto'nun Helena'yı alkışlaması falan çok şeydi böyle direkt. inanılmaz bir tezattı yani. Tabii böyle. oğlum acayip ironik duruyor. İlk defa Otto'nun böyle bir şeye gülüp sevecen davrandığını gördük bütün sezon. <laughs> Yavşak <laughs> ya. Neyse şeyin başından The Last Supper zaten bu ya şey. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> yaparken tek dizi izlerken ilk serayla izliyoruz. Fazla şey yapmak istemiyorum. Um, tam bu sahne başladı. Kafamda hemen bu Last Supper olmuşlar işte dizmişler bunları falan diye saydım filan. <laughs> 12 kişi var bu arada. 13. Reynis yok. Aynen. Last Supper'da 13 kişi vardır ya. Reynis yok. Um, her neyse şeyde de hemen söyleyeyim ben telefonda. Last Supper Judas <laughs> Judas'ın nerede oturduğuna baktım. Harbiden de oturduğu yerde oturuyor Judas ya. İki yanında Jesus'ın. Jay'in, İhsan'ın. Böyle <laughs> İhsan... gereksiz bir insanım. Yok. Kesin dedim böyle kafamda. Judas'ın oturduğu yerde kesin otlu oturuyor abi falan dedim. <laughs> Artık İki yanında oturanlar kimdi? Ben onu hatırlamıyorum. Kralın şeyin İsa'nın. Ona bakmış mıydın? Ben de hatırlamıyorum hiç ha, yani, okay. Tek Judas'ın, Judas'la Otto'nun yeri aynı. Ha okey. Tamam. Gerisi çok önemli. <laughs> yani zaten ona baktım hani. Kesin dedim abi Otto'nun Otto'yu otluğu yerde Judas oturuyor şeyde yani. Yani. Ya tabii canım As çok bariz bir sahneydi bu arada ama tabii bilmeyenler yine vardır. Last Supper çok meşhur bir tablo yani İsa'nın son yemeği. Çok merak eden varsa yine baksın. Ama artık biraz film dizi izleyerek alıştık da bir Last Supper muhabbetine de. Artık çok popüler kültür bir şey ya biliyordun aynen, sen. Aynen. Şeyde de yine pozisyon olarak da bu pozisyon yatağı olsun, tah sahnesi olsun maskeli tarafında hep hayta var bize. Evet. Çürümemiş tarafında hep renirave. ve Damon ve onların ailesi var. Daha insani yüzü onlara dönük. Aynen. E, yapay... Çürük yüzü. Aynen. Maskeli yüzü hep um, Hightower'lara dönük. Siz yeşilleri tutuyorsunuz. Şey siyahları tutuyor. Ben tutmuyorum abicim. Herkes tutuyor. Yönetmeninden, yazarından sizin işiniz iş. <gülüyor> <gülüyor> ben mi koydum maskeyi şimdi öyle? bak Çürümüş o... tarafı. <laughs> Hightower'lara bakan tarafı çürüdü adamın falan diye. Şeyde de vardı o taht sahnesinde de direkt soldan çekiyordu yine maskeli tarafından. Aynen ta taht Yalnızlık sahnesinde durdu. de burlar var sağında. Şeyler solunda. Aynen. Ondan önce yatağına geldiği sahnede de hep Alasın hep soldan yaklaşıyor. Reniras adam yaklaşıyor. Aynen. Yani... Bu şey de gösteriyor bu arada e şeyler işte duygusuzlar day dayanamıyoruz. Böyle çirkin çirkin pis bir adam bu falan gibi. Hep o yüzden daha böyle kendi huzurlarını bozmayacak, kendi alışkanlıklarını, kendi o güzellik algılarını bozmayacak yönden bakıyorlar. Bu da neyse söylemeyeyim. Şimdi bir şey söyleyip alın Çok bilindik bir bakış açısı bu. Neyse. ne diyecektin lan merak <laughs> ettim. Ya yani, söylemeyeyim boş ver şimdi kavga çıkmasın. <laughs> Sen de çıkmaz da seyirci arasında çıkar. Sen muhtemelen bayılırsın. <laughs> <laughs> ben söyleyeyim. Sen sonra mesaj atma. <laughs> tamam. ya da anlayan mesaj, anladı zaten. Okey. Yani um, bir, da, bir dua sahnesi var başta. <laughs> ya ona Damon gülüyor ya. Çok güldüm ona ya. Yani ne Damon falan. <laughs> Lord Damon Rafat ya falan diye. Oğlum Lord Damon'ı kesen adam oturuyor masada. Manyak mısınız ya siz? siz? <laughs> Damon zaten ondan böyle şey yapıyor sanırım Aynen. böyle sanki really plan diyormuş gibi bir şey var. Ya, harbiden yapacaksın yani bunu. <laughs> um, orada böyle şey Amon da artık neyi dua ediyorsa o da dua ediyormuş gibi böyle şey um, çocuğu camiye götürürsün de yatağa um, kalkar da yapar ya diğerlerine bakarak Amon da böyle Allah'ım Damon'a zeval gel yemişim falan diye. ya, şey. <gülüyor> <gülüyor> ya da bir bu arada Neydi böyle. Viserys de hoşlanmıyor. Hemen şeye çeviriyor ya. Bugün kutlama günü. Şey işte evet için dua edelim falan diye. Aynen. Raymond'ın şeyini mi geldik canım? <laughs> bu benim son last supper. Böyle <laughs> kutlayacağız artık. Um, sahne olarak ...harbiden mükemmel olmuş yani müziğin de hani de... mutlu olduğu um, şeye geçilmesi. Em um, Vizeris 15.1604. iyi geçinin arkadaşlar konuşmasını yapıyor. <laughs> hani artık <laughs> burada işte ben. Öyle Vizeris artık kaçıncı defa yaptım bu konuşmayı ya birbirinize iyi davranın. Um, konuşmasını biz kim yapsaydım bari bir icraat. İşte Vizeris ne yapabilirdi diyen adamlar oluyor. Hani sanki <laughs> 16 senedir dizide vardı <laughs> <laughs> ki yapabileceği her neyse hala bir bari Kralınız olarak yapmıyorsanız işte babanız işte bir dedeniz olarak şey yap <laughs> birbirinize iyi davranın. Kitapta da böyle bir sahne var. Kralı hatırına herkes işte birbirine iyi davrandı gibisinden bir şey oluyor. Burada onu güzel işliyorlar. Ee, ve de Viserys'in yaşadığı gibi ölüyor yani adam. Herkese iyi davranmasılarını söylüyor. Bu sefer o tablo oluşuyor. Harbiden de özellikle çocuklar değil yalnız bunu yapan Otto yetişkinler. Otto, evet. Damon, Alicent ve Rhaenyra. Bir an için o moda bağlıyorlar. Hadi Viserys'in önünde mutlu şeyi oynayalım. Hatta Otto'nun bile Helena'ya işte çırpması falan artık iyice şey. Um, ama bir yandan da çocuklar şeyi bozmaya çoktan başlıyorlar hemen. O mutlu sahne dinlerken. Viserys işte yaşadığı gibi ölmüş oluyor. Adamın son gördüğü şey çevresinde rol yapan um, evet. oyuncular yani olduğunu görerek zaten o yüzden kötüleşiyor yani. Hani tamam artık ben bu işi çözdüm. Ben bunu S şey salıyor. yaptım. Yani i̇şte bugüne bugün son günümdü. Son günümde her şeyi tamir etmek için <laughs> kalktım. Ve de en sonunda o rolü görünce çevresinde evet başardımın şeyiyle gidiyor adam. Müzeris için gerçekten yaşadığı gibi ölüyor. yani O anda bir öz özü ...ne denir? Ön gibi hayatım. <laughs> yani bozmayın. Herkes... ...rol, rol yapsın. Um, mutlu olun. Um, böyle... ...şey yapalım. Gerçi... ...ilginç bir şekilde ben... ...Alice'ın... ...Renira'nın ve... Damon'ın hatta Otto, Helena... Ya, ya, ...onlar samimi bir... ...olabilirler o anki şeylerinden. Hani İlla ki... Um, o an fake olmayabilir. Harrison da Çünkü, bence net samimiydi. Çünkü sonrasında da evet. Arasın't yanına gidiyor Renner'ın. Yani konuşmalarında samimiler kesinlikle. Çünkü Renira Vizeris'i Şimdi ne şey yaparsan yap, hiçbir şekilde Vizeris'e kötü davrandığı ya da şey yaptığı bir sahne görmedik. Bir tek yastık vermiyordu <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> evet. Onun dışında hani Alicent sonuçta Vizeris'e ilgi gösteriyor. Renira da 6 senedir hiç uğramamış hayırsız hayvan olay var. Ee, o açıdan Renira bir şeylik var, eksiklik duygusu var. ta da onu söyleyerek yani mesela yapay bir övgü şey yapmıyor. Harbiden Alison ben Viserys'in yanındayım. Ben onun ne istiyorsa yaptım yıllardır. Kimse beni e, takdir etmedi diye bir şeyi var. Hani ben görevimi yaptım. Reniera direkt oradan vuruyor. Hani evet. Alice'ın Otto'dan ya da başkalarından duymak istediği o şeyi Reniera vermiş oluyor ona. Sen babamın yanında olduğun için hem yani teşekkür ediyor aynen bayağı ona. Ve doğru olduğu için ve de samimi olduğu için Alice'ın şey yapmış oluyor. Yani etkilemiş oluyor. Alice'ın da ona sen iyi bir kraliçe olursun demesi dizi şey içerisinde dizi Alicent için bence o da yalan değil. Çünkü burada neredeyse Alicent'ın rahatladığını görüyorsun. Aegon'ı tahta çıkarma kararını yavaştan kafasından sildikten sonra hani Aegon'a dan ümidini kesip resmen rahatlamış bir Alicent görüyorsun. Evet. Ondan sonra gidip sen iyi bir kraliçe olacaksın demesi de o yüzden hani Sikeyim Aygın'ı ya bununla uğraşmayalım. <laughs> yani bırakalım Renira olsun. Bir yandan da Otto'nun yıllardır... Otto da bakıyor arkadan dikkat edersen. Oh siktir bunlar barışacak mı lan falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yıllar yılı Otto ona Renira senin çocuklarını öldürecek diye gaslighting yaptı yani. Sanırım ya, Elas'ın yani. bir an için ışığı görüyor. Renira <laughs> <laughs> benim çocuklarımı niye öldürsün ya manyak mısın falan diye. Ya da şey oluyor. Eğer Renieri harbiden Aegon'u öldürecekse, bari kraliçe yapalım Renieri öldürsün <laughs> koyayım diye. O da olabilir bak <gülüyor> mantıklı. <gülüyor> yani fake değil aslında o anda şeyler. Ee, en azından Alison ve Renieri için samimiler. Ee, ama bir yandan da çocukların olayı bozuyor olması. Çünkü. Çocukları dolduranlar da bu araca yani. Ve o da çocukları dolduranlardı. Şey olarak konsept gene aynı. Yani bunu üçüncü, dördüncü kere görüyoruz ki hani ebeveynler hani düğündeki meşhur kavga sahnesinde de vardı bu. Ebeveynler sahnede çocuklar ortalıkta kavga ediyorlar. Dur yine sahne de bir server değişikliği yaptım da bir, bir konuşsana. Heh, tamam i̇şte Düğünde de Heh, son görmüştük şeyde hani düğünde de sahnede ebeveynler işte çocuklar aşağıda kavga ediyordu. Burada da ebeveynler ne kadar iyi de samimi olsalar da çok geç durumu düzeltmek için. Çünkü çocuklara düşmanlık tohumu atılmış durumda. Zaten vizeris çıkarken <laughs> domuz giriyor yani aynı anda böyle. Ya orada bak zaten çocukların o şeyi e, bırakamıyor olması ya yani çocuk sonuçta ya bunlar. Ve işte belli örneklerle, belli kalıplarla, belli zihnine giren e, ne bileyim empozelerle büyüyorlar. Yani Luke mesela hiç bir hareketini görmedik. Görmedik. O domuz gelince yine güldü bu arada yani. Ya yani yine taşak geçti. Şöyle bir şey de var. Çok çocukça bir şaka. Evet. Çocukça da görüyor olabilir. Ha, Luke en son bu şakayı yaptığında Eamon'un ejderhası yoktu. Evet. <laughs> Luke bambaşka bir kişiydi. O ejderha bindikten sonra Eamon'un inişte daha ejderhanın motoru soğumadan atarlı gençe dönüştüğünü gördük. Şimdi Luke aynı şakayı atarlı Eamon Eamon da belli ki hala orada kalmış hani ej şey domuz çakası 16 sene mi oldu? 6 sene mi oldu? 6 sene oldu. 7 sene oldu. Hala aynı yerde takılmış kalmış arkadaş. Um, i̇şte Eamon'u tetiklediği için Luka mı kızarsın yoksa um, aynı domuz şakası yüzünden bu kadar atar yaptığı için ve Eamon, Eamon'da mı kızarsın? Artık bırakıyorum bunun şeyini de Orada ilginç hani... olan bence zaten yani şaka şaka yapan Aygın zaten öncüsü Aygın ya. Yani <laughs> o da bir yandan ilginç yani. Aynen, yani aynen. Eamon orada biraz bence yine şey yapıyor. Zayıf olan, zayıf gördüğü için onu kendi gücünü gösterebileceği bir imkan buluyor ve hemen ona yükleniyor. Zaten sonra karşı Damon'ı görünce hıf yapıp gidiyor yani. <laughs> yani işte Aegon gene Aegon'da zaten orada şey yapıyor. Hani kim başlattı bunu filan diye illa şey yapacaksak sizlik yadıştıracaksak Aegon da gidip de Jace o e... erkekliğini kaşıyor. Jace'in erkekliğini kaşıyor. Nişanlımın yanında söyleme böyle şeyler falan diye böyle o da. Abi bak işte yine fark abi. Baylan'ın umrunda mı? Değil. Ya sus sen ne muhatap oluyorsun Allah'ın manyağı <laughs> falan diyor yani. Bırak. <laughs> <laughs> Sen de lan o. Neyse Jace orada güzel cevap veriyor ama Helena'yı dansa kaldırarak. Evet pozitif dönüyor <laughs> Mükemmel bir cevap veriyor. Sen bu karına bir bir dakika hani mutlu hisset <laughs> acaba. <gülüyor> Tabii hiç, hiç evet. sıfır yani hiç mutlu hissettirmemiş. Yani o an için Jace'le dans ederken Helena'nın çok mutlu olması ve de e, gayet garipti yani Otto bir yanda. Bir de Helena'nın yaptığı yani disaster konuşmadan sonra Otto'nun böyle good good demesi. <laughs> <laughs> Helena kalkıp böyle. Orada bir de Helena şey diyor ya işte sadece e, Sarah's olduğunda geliyor ara sırada. Onun dışında görmezden geliyor beni diyordu. Böyle ha, aynen. Damon gülüyor. <gülüyor> Damon <gülüyor> <gülüyor> çok komik lan. diyor. <laughs> Herkesi böyle buz. <laughs> Aa, of. <gülüyor> <gülüyor> ya yazık ya Helena. Yine orada da üzüldüm bak. <laughs> Aynen Helena zaten oturuyor bir de Otto böyle kurt, kurt diyor. Yani Otto bile samimi anasını satayım. Evet. Otto bile şey yapıyor. <laughs> bir anda babacan dedeye döndü filan Otto. Ya tabii şunu Bütün... da söylemek lazım bu arada. Egan artık büyük bir şerefsiz ama yani Egan'ın gerçekten şu geldiği noktada da kusura bakmasın hepsinin payı var yani. Otto'nun da, Eris'in da ne bileyim Vizeri'nin de, Vizeri'sin de hepsinin payı var. Şimdi hiç ona bok atıp kaçmasınlar yani. <laughs> yani zaten birkaç kere daha söyledik bunu. Hani konsept meşru çocuk ama berbat yetiştirilmiş çocuk bir yanda. Diğer yanda piç ama düzgün çocuk. Bunların hangisi daha iyi kral olur? Um, şey yapıyoruz yani burada. Tabii. Genel olarak konsept bu. Uh, Peki gelelim mi şeye? Uh, yine Hel Helena'nın War, sh war, war Shadow. War Shadow. <laughs> be Beware the be evet. Beast Beneath the Board dediği kısım. Herkes çok konuşuyor bunu. Ne dedi, ne dedi, niye dedi falan diye. Eee <laughs> um, yani birkaç tane teorim vardı ama tabii bunlar um, spoiler <laughs> şey. Hayır spoiler. Bu Helena'nın dediği şeyler üzerinde çok fazla kafa yoruyor insanlar. Çok böyle alengeli şeyler çıkarıyorlar ama sanırım dizi bunu biraz daha yüzeysel tutmak zorunda çünkü hiçbir şekilde anlaşılmayacak aksi takdirde yani Beware the Beast the balls. işte 3. sezonda bir gemi savaşında işte geminin tahtının altından Scorpion çıkacak onun şey yapıyor filan diyen insanlar oluyor da hani böyle <laughs> i̇şte board, işte bordo tahta ahşapların altından işte çıkan Scorpion filan hani eyvallah güzelim de hani hangi dizi izleyicisi onu bağlayacak hani tamam sen nerdsün sen bağlayacaksın da 3 sezon sonra da Haylan'a öyle demişti lan falan diye attıracak insan mı o yüzden bir sonraki bölümü Furuş'a da bir verdiği tahminini yapayım. Tabii tabii. Bir sonraki bölüme vermiş olabilir bu arada. <laughs> İki bölümde böyle e, aşağıdan bir e, ben çıkamadım. <gülüyor> 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 her şey Birazcık, olabilir. E, şey oldu. E, bir sonraki bölümü izlememiş olsaydık işte Blood and Cheese olabilir diyecektim. Ama biraz belli oldu hani Ya biraz bence şey gibi de yani açık olması da iyi. Şimdi dizi burada biraz seyirciyi de bence şöyle ters köşe yaptı. Eamon'un gözü konusunda çok net çıktı ya bu. Söyledi ve çıktı. Ama halbuki sonrakiler bence bir kere seyirciye yeme attılar. Şimdi herkes çok net bekliyor. Yani her şey olabilir şu dakikadan sonra. <laughs> Yani iki türlü şey yapacaklar hani bir net olanlar o dizi seyircisi de yakalayabilsin diye o göz öyle mesela Aynen. hani çok herkes yakalayamaz belki ama dizi gözünü kapatmak zorunda diyor hani bir sonraki bölüm göz gitti bu da o versiyon çok derini ara, arama'nın pek anlamı yok bunda bu biraz daha yüzeysel olanlardan başka um, işte, The Threads falan muhabbetinde o daha hani iç savaşın şeyleri örülüyor. Daha geniş ve daha her şeye yorulabilecek şey türde kehanet. Hani böyle dört sezon sonrasındaki bir olaya böyle ince şey görmeyeceğiz mi Ya böyle bir bir so bölüm sonrası olacak ki dizi izleyicisi de yakalayabilsin ya da daha böyle ha nereye çeksen gider tipinde yani işte, şeyler olacak. Esnek, aynen hani çok spesifik bir olayı ilerideki yakalamaya çalışan falan adamlar var. Onlar birazcık e, zorluyorlar yani olayı. O kadar overreading'e de gerek yok evet. Biraz orada sakince sakin kalabilir. Yani, hani dizinin öyle şeyleri artık seyircinin kafasını karıştırmasını pek anlamı yok öyle şeylerle. Tabii canım. Tek bölümde çözülebilecek olanlar yani daha yüzeysel olan şeyler güzel. Daha acı olan Hayır, neyse spoiler olmasın söyleyeyim <laughs> söyle, söyle. burası. Yok yani daha Helena geleneğinde Helena'nın bir geleceği gören bir dreamer olmasının bir trajik bir yönü de var. Ha, okay. Çünkü okay. Helena bunu söylerken bu şeyleri, kehanetleri hiçbir şekilde şeyi kontekste hiçbir şeyi fikri yok yani. Yok. Ha. Söylüyor ama hani Dur yine bu çalıyor. acaba benim... Pardon, pardon. <laughs> kapı çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bugün çalmaz çalmaz iki kere kapı çaldı. inanılmaz yani. Çayı mı getiriyorlar? Yok bu sefer kargo almaya geldiler. Yan komşumuzun. Kişi kar... mi dö dökmüş komşular? Yan komşunun <laughs> kargosu bizdeydi. Onu almaya gelmiş. <laughs> evet. Heh, şimdi ne diyorduk? Pardon sözünü kestim. Sen Neyse yani. bu Helena işte şey muhabbeti hani dediğim gibi bu biraz daha bir sonraki bölümde göreceğimiz bir şey türünden çok derin girmeye gerek yok. Tamam. Tamam. Burada, yani. burada, senin dediğin gibi Aymond ve Damon'ın bir bakışma sahnesi var. Sanırım orada da Damon böyle hadi ben, benim yüzüme söyle bakalım o söylediklerini der tam böyle şeyde ya Amon ben böyle. şeyi hissediyorum artık Aymond, Damon Aymond'ı convert edecek bir noktada ya da ettiğini zannedecek yani şeyde bu olacak konuşmaya herhalde. başlarken zaten Damon böyle evet <laughs> <laughs> bu piçi bakalım ne diyecek diye bir bakıyor yani. böyle <laughs> öne bir yaslanıp böyle Damon'a bakarsan evet, evet şimdi bu yarak kapılı <laughs> bombayı patlatacak <patarsın. gülüyor> Damon direkt öngörüyor onu zaten ondan sonra zaten bir şeyi görüyorsun çocuklara olan hükmünü görüyorsun Jace ile böyle önüne giriyor tak durduruyor onları falan evet. böyle Um, baya, onlar... baya alfa ya orada <laughs> <Sert>. aynen <laughs> um, ondan sonra dönüp böyle Eamon'da <laughs> evet ne diyordun ne, bir söyle bakalım onu bu arada ne diyordun derken bir şey diyeceğim ben bu şeyin di, um, Türkçesini okumadım ya bu sahne Türkçe'de nasıl oluyor abi Eamon'un şeyi hani ben Merakımdan soruyorum. Çünkü How Strong'u güçlü ailesi olarak çevirmiyorlar değil mi? Ha. Türkçede. Oha yani Türkçe yok kitap... Şey, Game of Thrones'ta Strong diye geçiyor ya direkt galiba. Ben de çevirdim. Güçlü falan diye çevirdim hatırlamıyorum. Ailenin adını çevirmezler sonuçta soyadını. ben Fire bu da okumadım bu arada. Hani sahne olarak bilmiyorum. Ama Game of Thrones'ta Strong Türkiye diye geçiyor. Strong bütün soyadlarını çevirmeye kalkarlarsa o zaman yüksek kule falan mı o zaman Hightower'lar mesela? Ya galiba <laughs> aa, bir dakika ama, yüksek bahçe muhabbeti vardı bak. Ama o şey. Hay Garden. High Garden. Şey, şehirleri çevirdiklerini biliyorum. Şehirlerin isimlerini. Onlar, yok yok aileleri çevirmediler ya. Yani yanlış hatırlamıyorsam aileleri çevirmediler. E, yani işte. Çö çünkü işte, çünkü erinler bilmemler hepsi onların hepsi Tek tip İngilizce kalmıştı diye hatırlıyorum. Strong falan da öyle. E zaten Erhan'ı falan nasıl çevireceksin yani? Bir şey yok. Her neyse. Ha sahne nasıl falan... söyledi değil mi? Doğru. <laughs> ha, sadece Türkçe ile alakası da değil yani. Herhangi bir um, başka dilde bu nasıl oldu ben bunu merak ediyorum şimdi. Şey yaparken. Um, <laughs> wise and strong falan diyor. E, hani şey diyor Türkçe diye. Hani Güçlü. Kimse, e, an yani? kimse <laughs> anlamıyor değil mi? <laughs> Bunlar Strong ailesi. Güçlüler. Evet. evet. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi Niye anladınız bu kadar? Yani ne kadar işte, işte herif. Manyak mısınız oğlum? Adam size iltifat ediyor <laughs> o da öyle diyor ya zaten. İltifat ediyorum evet. ya. <laughs> evet. evet. Güçlü dedik lan. Ne dedik? Bir şey mi dedik? Hani bunu İngilizce em, izlemeyenler, hani farklı dilde izleyenler dönüp böyle evet ya çocuk düştü dedi niye bu kadar kızdınız? <laughs> bu arada HBO'da Türkçe alt yazı ya ben HBO Max'ten izliyorum onda Türkçe alt yazı yok. Aslında bunu DigiTürk Türk Bey'ine geldi şimdi. Bey'in Connect'te izleyenler varsa yazsınlar Türkçe alt yazı da ne yapmışlar. <laughs> ben, bilmiyorum ben de işte verdi zaten alt yazı falan yok sadece İngilizce alt yazı var da ben izlediğim yerde ama tahminim büyük ihtimal hani çünkü Almanca'da çevirmişler galiba Türk ee, Almanca'da soyadlarını da mı çevirmişler? Neyse Aa, başka dillerde Ya bu arada Almanları boş ver. Almanlar o konuda çok fena. Her şeyi <laughs> çeviriyor. Her şey dublaj falan olduğu için. <laughs> Almanlar Batımda o be. konuda çok iyi değil yani. Bak, Hollanda'da evet. o sorun yok mesela. Sinemaya gidiyorsun. Schrafprung ailesi olmuş onlar. <laughs> <yani böyle. gülüyor> <laughs> kendi dilinde abi falan diyor. Evet. Ee, ve gelelim finale. Evet. Dur ölümde. son bir şey var orada onu da söyleyeyim. Ha, söyle de. söyle. Um, ile Alicent'ın çocuklar da değil vallahi <laughs> daha burnumdan getirdi bugün Fren diye bir şeyleri var el ele tutuşarak. Ben onları evet. bırakayım Diğeri gelirim ha, sonra ben, bir kahve içeriz ben, diye. Ben çocukları yatırayım I'll return on dragon back. Evet. Oh, Foreshadowing. <laughs> Ejderha sırtında geleceğim diye böyle. <laughs> çok böyle aslında seveceğim bir line'mış gibi kalıyor aslında ama direkt böyle bir sonraki bölüm ne olacağını düşünürsen. <laughs> Hiç değil. <laughs> I'll return on dragon back. <laughs> Yavrum be. Yani güzel, güzel line koymuşlar oraya valla. Evet evet çok, çok iyiydi ya o da. Ama hala orada bile şey gerginliği var işte çocukların bir araya yeremeyeceğinin ve bir yandan bebekler de var ya yani. onlar mesela çok konuşulmuyor hiç konuşulmuyor hatta orada hatta sanırım ne? Jace Kadeh kaldırında mı Joffrey'i anıyordu biri Joffrey'i anıyor ee, diğer iki evet, çocuk evet. hiç yok hiç piyasa hiç konuşulmuyor yani onlar <laughs> o biraz garipti evet Egan e. ikinci küçük Aegon. <laughs> hiç bahsedilmiyor ondan evet. küçük Viserys küçük Aegon. onlar baya böyle kapalı Akos, kutu Egan Shifo <laughs> Hagen <laughs> Rambo <haygın. gülüyor> İyice böyle 1992 Galatasaray <gülüyor> <gülüyor> of. Geçiyorum son saniye. Vizelis'in ölümü. <laughs> ee, burada anladığım kadarıyla Renira'yı, pardon Renira zannedip tekrar aynı şeyi diyaloğu yaşıyor kafasında. İşte bana inandığımı <laughs> sormuştun. İşte ben inanıyorum Egan rüya falan. Ya da burada şey tepkisi çok olmuş. Ne oldu bir yanlış anlaşmayla mı falan. Ya yani değil zaten bu plan kuruluyor. Yani onu yanlış anlasa olur anlasa, anlamasa ne olur. Yani zaten Alicent'in bence oradaki daha büyük hayal kırıklığı onu Renira zannetmesi. Alicent'i artık ölüm döşeğinde bile siklememesi ve giderken de My Love diye Emma'yı anması. Bence Alicent'i esas yıkan oluyor yani. Ee, bu da bayağı iyi bir sahneydi yine. E, Considine abimiz burada şovunu yapıyor yine. Çok iyi nefes alıp veriyor. <laughs> bayağı etkili bir sahne olmuş evet. evet. Bayağı böyle uzun da tutmuşlar. Adam öbür tarafa doğru geçti yani. Yavaştan gözümüzün önünde. Evet um, ya çok güzeldi. O. No Mordecai. Hatta şey de vardı ya. Yani. İşte öbür tarafa geçti, ilk gördüğü şey um, Emo oldu falan diye <laughs> diyenler de vardı. <laughs> İlla bu. Yok öbür taraftan çığlık doğuydu. Yok öbür tarafta şeyini gördü. O, o, ne diyeyim yani olmaz da diyemiyoruz sonuçta. <laughs> şey, bu. gitmedik kendimiz de öbür tarafa. bilmiyoruz. Helen'e sormak lazım. Kardeşler. Bu senne konusunda bir çok gittim geldim bir önce. ilk izlediğimde bir nefret ettim önce bir açıkçası. Ha, niye lan? Çünkü daha önce dedim ya kehanet meselesinden. Ha, ha. Sürekli bir şeyleri karakterleri kehanet yüzünden bazı kararları alıyormuş. E şimdi Alicent oğlunun tecavüzcü olduğunu gördü. Ona yoruna sonra mine dedi. Tamamen ...tan gitti. Rhaenyra'ya you'll be a great queen falan dedi. Hani Alicent tamamen Aegon'un konusunda U dönüşü yaptı kafasında. E ondan sonra ölen bir adamın <laughs> son nefesinde söylediği 5-6 tane cümlenin üç tanesini bir araya koyup döndü tekrar. Eygını yapmalıyız lan filan diye. Hani tam bir yanlış anlaşılmayla mı dönülecek bir şeyi ben de şey yaptım kafamda. Önce bir. <laughs> bir tarttın. yanlış anlaşılmadan daha çok. Hani bırakın artık karakter alsın karar. Yani bırakın um, ya Alicent kendi hırsları yüzünden çıkarsın bu savaşı. Ya oğlunu olan zaafı yüzünden çıkarsın. Ya da istemiyor olsa bile harekete geçirdiği mekanizmayı durduramıyor olsun. Hani artık savaş şeyi dönmeye başladıysa çarkları. Alison artık bu noktadan sonra vazgeçse bile çarklar geri. Ki e belki bir sonraki bölümünü izlemem şu an sonradan şeyimi biraz enfifletti. Beni etkiledi ben açıkçası evet. Ben biraz şimdi 9. bölüm etkisinde bunları söylüyorum bu arada. <laughs> evet 9. bölüm izledikten sonra en onu bir sonraki videoda konuşuruz. Yani ilk izleyişinde burada şey yaptım. Sonra e, işte ım, ım, abi bir tesadüf yüzünden mi olacak işte bilmem ne hani diyen adam anlıyorum çünkü ben de öyle düşündüm ama Targaryenlerin tarihi bu abi kaç tane Dreamer adam var yani. Rhaegar'ından tut. Hepsi yarım yamalak kehanete yanılıp onun peşinden koşan adamlar yani. Bütün Targaryen'in tarihi sülalesi bu şekilde işliyor. Hep böyle işte ben kehanet gördüm. Benim oğlum seçilmiş kişi bilmem ne. O yüzden gideceğim. Lyanna Stark'ı zikeceğim. işte o şeyde oradan çıkan Tonga Nice and Fire. Hani yarım yamalak duyulan kehanetlerin üzerine Targaryen'lerin aile geleneği yani. <laughs> o yüzden aslında çok garip değil yani burada üç tane şeyi duyup bir de kehaneti her duyanın kendine yorması var ya işte. işte bu kehanet böyle işte o benim oğlan o filan. evet aynı benim oğlan vallahi aynı bir, bir kesin benim oğlum işte viziris de yapıyordu hani. Evet, evet. işte oğlum olması gerekiyor. Aegon'un tahtta oğlum olması gerekiyor filan diye. O kesin benim oğlandır falan diye oğlan çocuğu yapmış. Burada da Um, Alicent'in aynı şeye düştüğünü görüyorsun. Kehanetten ne duymak istiyorsa onu duyuyor o anda. Yani işte. Evet falan okay, İlk, Mike King, ilk anda da bence düşmüyor ya. Çünkü ben de şuradan gittim. Biraz bu çay muhabbeti gibi olacak sende ama ben diğer tarafa geçtim yine. Trip atıp gidiyor abi Ya Yani öldüğünde yanında değil. Mumu falan söndürüp siktirip gidiyor. Yani artık orada ölecek herif. Baya bok gibi durumda. Ha, onu anlıyor anlamıyorum anlamıyor Bence net tribe giriyor abi orada ya bak ben senin yüzlerce yıldır yanındayım burada hala gelip beni Renira zannediyorsun, bir şeyler anlatıyorsun çünkü şeyi anlıyor ama bence. Renira demiyor ki ona. Demiyor ama mi? bence şunu anlıyor abi ne diyorsun diyor sen bana sormuştun ya diyor İnanıyor musun diye diyor. Elisint böyle bir şey sormadı ki herife hiçbir zaman. Sordu, konuştular şeyi. Neyi? Um, Elisintle kehaneti konuştular şeyde. Hayır, ama bu bölümde konuşmadı, Bu bölümde soran... bu bölümde diyeceğim çok önce. <laughs> ha, tamam. hani birazcık Alicent'in bir duymuşluğu var bu kehanet. hayır onu demiyorum ben. Bu bölümde çünkü özellikle ilk sahne şey ya... E, ondan sonra Renira geliyor. Viserys Alicent zannediyor onu. İlk geldiğinde. Ondan sonra diyor ha, ki... Yani zaten, ha. ha ben Renira'yım diyor. Ha diyor işte sonra inanıyor muydun diyor. inanıyordum İnanıyordum falan demiyor. Anlatıyor bir şeyler, Renira onu anlatıyor, o da geveliyor. Bence son orada cevap veremediği için doğru düzgün. Elisent, e tamam, Renira zannediyor. E tamam, Elisent'i Renira zannediyor ama bence Elisent, Renira ile konuştuğunu anlamıyor yani. Elisent direkt ona bence bir şeyler söylemiyor gibi ben... şey yapıyor bence. Çünkü bence anlıyor, hani... sinirleniyor çünkü Humphreyine o böyle tuhafs. Hayır sinirlenmiyor. Yani, yani sen, o ana kadar Alison rahatlamıştı çünkü Egan'ın kafasından silmişti, Reni'yi kabul etmişti. Ha, sen Bunu ona mı deniyor diyorsun. Tekrar geri dönmek zorunda kalıyor şeye. Hmm, o da olabilir. Kral yapmak zorunda kalacağım diye strese giriyor tekrar. Çünkü rahatlamasının sebebi Egan'ın kafasından atmasıydı yani. Ha, sen ona Resmen... ha, onun için geriliyor diyorsun. Ben Aynı evet mi? şeye geriliyor diye düşündüm onu. Bence tekrar. O da olabilir. Bir de Eylül'e kral yapması demek savaş demek. Yani onu da anlıyor. Ha hoş. Hani Artık kaçış yok diye bir anda onun yükünü üzerine tekrar almış oluyor yani. Gerçi şu var. Benim e... 9'un çok ucu ucundan minicik gireceğim. Zaten hiçbir önemi yokmuş bu. doesn't matter Zaten plan kur. Ya yani her türlü aygını yapacaklarmış. Bu işin biraz bahanesi oluyor bir noktadan sonra. Ha, ben zaten onu düşündüm. <laughs> hani bu 9'u izlemeden önce de onu düşündüm. Yani çünkü bundan daha önce bahsetmiştim yani. Hani, kaç kere bahsettik? Hani alışım bu işlerin artık onun boyunu aştığının farkında değil yani şu anlamda. Değil kendi oynadığı oyuncuların, Laris'lerin, Kristen'ların, Otto'nun bilmem ne onlar onların artık 4 4D oynarken Alison hala yok yok biz o ilacı vizeresi çok acı çekiyor diye veriyor. Ha, ha, <laughs> hani ona sen artık istemesen bile Aegon'ı çoktan o çoktan geçti. Bırak bunu artık. Alicent'in şeye falan ihtiyacı yok. Eee ne Kehanete falan ihtiyacı yok. Yok. Ha, kehaneti istediği gibi anlaması biraz George Martin'in felsefesine uygun bir şey. Çünkü evet, o açıdan ki, uygun. Ki, o açıdan uygun evet. Yani, ondan belli ki Alison her ne kadar Aegon'ı kral yapmamayı kararlaştırma ya yani kral olsa da yine de bir noktada şeyi bir şeyi duymaya hazır yani Eğgen'i Kral Yap oradaki atıyorum 8 şeyden bir anda Eğgen'i Kral Yap'ı anlayıp robot gibi yes my king deyip gidiyor <laughs> yani, belli ki onu duymaya da hazır bir yandan böyle şey bilinç altında yani, ama dediğimiz gibi sonraki bölümde tekrar konuşuruz bir sonraki bölümde izleyince yani burada ben tamamen şeye döndüm e artık vazgeçmişti. Kehaneti duydu. Şimdi artık şey olacak. Uğraşacak. E, o da olabilir. Şimdi şimdi. Daha böyle fanatik Aegon'u yapmalıyız. Aegon kehaneti bilmem ne falan diyen bir karaktere dönecek diye düşünüyorum ama başka şekilde kullanıldı. O yüzden o kadar kötü olmadı. Yani yine de bu kehaneti sürekli bir <laughs> diziyi şeye getirmek için kullanıyorlar. Evet. Kitabın Olay örgüsüne. Çünkü bir anda şey oluyor. E abi Rhaenyra'nın hiç tahtla alakası yoksa bu savaş neden çıkıyor diye düşünürken Renier'e <laughs> kehaneti veriyorlar. Rhaenyra geri geliyor yani. Ya. Bu bölümde tamamen savaş olmasın siktir et Rhaenyra kral olsun şeyine gelmişken kehaneti geri <laughs> döndürüyorlar. Ya işte dediğin şey doğru ama George R. R. Martin felse ya bakışı, dünya bakışı da aslında kehanetin bir önemi yok yani. Kehanetin yolu önemli. Biz bugün bu diziyi konuşurken de ilk başta da ki hani sonunu biliyoruz da nasıl olacak? Yolunu yolu bilmiyoruz yani. E yol çok farklı abi. Önemli olan esas felsefe onun altında yakıyor. Esas hikaye orada yatıyor yani şimdi göreceğiz sonuçlarını nasıl son, yani sonucun nasıl oluşacağını daha doğrusu göreceğiz bakalım bu kehanet muhabbetinden. Var mı ben, son ben, ekleyeceğim ben, bir şey? Yok yani bayağı şey konuştuk zaten güzel bölümde ufak tefek bir şeyler vardır da önemli değil. Yani, ya evet yine sorusu olan varsa yazsınlar. Önümüzdeki bölümü hemen yarın yapacağımız için ya da cuma günü. Aynen şey yaparız. Taze taze aklımıza gelen şeyler olur. Evet, o açıdan iyi olacak bu arada. Onu da tekrar hatırlatayım. Bölüm da hatırlatmıştım. C Cuma günü bir aksilik olmazsa 9. bölümde e, yayında olacak. E, yine zaten haberiniz olur yani. Takipte kalın. Öpüyorum o zaman hepinizi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay.